Elmacık suyun katkılarıyla hazırlanan Eski Günlerdeki Gibi başlıyor. Zaman gelişiyle memnun, gidişiyle mahzun edene sevgili deniyorsa, Ramazan mümine sevgilidir diyivermiştim. Gelişinde hakikaten o kalpteki kıpırtı, sevinç, iman alametiyle bir tutulmuş. Ramazan geliyor diye sevinmek. Gidişindeki hüzün, o da ona keza. Ama bu böyle zoraki değil de, o neşe kimisinin kalbine Ramazan'dan 3 gün önce düşer, kimininkine Ramazan'ın 3. günü gelir. Ramazan geliyor neşesi. Hüzün de aynı şekilde. Kimi son 3-5 gün içerisinde o hüzne kapılır. Kimisi Ramazan alır başını gider. Bayramdan sonra kalbine bir hüzün çöker. Burada sahicilik mühim. Geldi ve gidiyor. Gerçek olan bu. İnşallah getirdiği güzelliklerden istifade edebilmişizdir. İnşallah giderken bizden de biraz bir şeyler alıp götürüyordur. Cemil Meriç, Lamia Hanım mektup yazıyorlar. Lamia Hanım diyor ki beni burada bırakıp gidecek misin filan. Cemil Meriç usta. Hayır diyor. Ne ben gidiyorum ne sen kalıyorsun. Ben biraz seninle kalıyorum. Sen biraz benimle geliyorsun. Ramazan'la bir Cemil Meriç Lamia hukuku tutturmak lazım herhalde. Her sene senden bir şey de alıp götürecek. Her sene kendinden bir şey sana bırakacak. Bir 40 Ramazan sonra insan azıcık Ramazanlaşır herhalde. Neyse hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dert çok. İki güzel ev sahibimiz var bugün. Sevgili ağabeyim. Dursun Ali Erzincanlı. Abi hoş geldin. Safa getirdin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Lamia Hanım kalmış mı? Önce onu bir netleştirelim. Lamia kalmış. Cemil abi yani gitmiş. Onlar... Neticede kalmış şey, ondan yani. Ondan sonrası edebiyat evet. Kalmış. Hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni başlayacağız şeye, konuşmaya. Eyvallah. Ama şuna katılıyorum. Yani gelmeden kokusunu hissettiren veya bazen de geçtiği zaman mesela sahile yakın bir yerdeyseniz boğazdan geçen bir gemi siz onu görmeseniz de bir dakika sonra hissettirir oradan geçtiğini. Dalgalar sahile vurmaya başlar. Bakarsınız dersiniz ki rüzgar yok, bir şey yok, bu nedir diye. Mutlaka büyük bir gemi geçmiştir oradan. Bazen öyle olur, bazen de daha gelmeden yani çok kıymetli bir insandır. Sağına da istifadesi vardır, soluna da istifadesi vardır. Mesela Recep ve Şaban Ramazan-ı Şerif'ten istifade eder. Ama hemen sol tarafta kalan Şevval de istifade eder. Tamamı ise Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiği gecenin hatırına. Orada bir şeyler olur yani. Şimdilik böyle diyelim. Etraflı konuşacağız. Eyvallah abiciğim. Ve gazeteci dostumuz Mehmet Akif Ersoy. Akif'im hoş geldin. Safa getirdin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim. Teşekkür ediyorum böyle. Memleketten haliceyiz. Koşturmaca devam. Şimdi ben soruyorum böyle Ramazan'la aranız nasıl filan diye. Dün mü, önceki gün mü? Bir arkadaş çok güzel bir şey söyledi. Ramazan bizi idare ediyor abi dedi. Güzel. Çok hoşuma gitti. Boynu bükük, haddini biliyor. Ben yani aram iyi filan demiyor. Bizi idare ediyordu. Sen nasıl abi aran? Ya şöyle bizim tabii en klasiği hani nerede o eski Ramazanlar meselesinin son iki senedir pandemiye denk gelmesi hasebiyle bilmiyorum ama iftarlar, sahur programları, teravihler yani bunların hiçbirisi iftar çadırları, bir takım organizasyonlar, sohbetler bunlar çok yakalanamadığı için herhalde. Hakikaten biraz daha farklı bir Ramazan süreci içerisindeyiz. Belki ben çalıştığım için bana mı öyle denk geldi? Yok, herkes idrak edenler farklı herkes. İdrak edenler olmuş olabilir ama ben çok bu sene şey yapamadım yani meseleye. Geçen sene de öyleydi ama bu pandemi, geçen sene işte, evet, pandemi vesaire senedir. Ramazan'ı da allak bullak etti. Değişmeyen tek şey İsrail'in zulmü oldu.
Pandemi evet, falan dinlemiyor. Ramazan dinlemiyor zaten. Şöyle bir şey, galiba Ramazan'ın böyle geçmesinin bayrama da tesiri oluyor. Yani ne kadar böyle Ramazan'ı idrak ederek geçirdiğiniz bir ay olursa bayramı da o kadar muhtemelen, bende mi öyle olurdu veya bizim ailede mi öyledir bilmiyorum, bayram gibi bayram olur falan. Geçen sene pandemiden dolayı mesela bayram da öyle değildi. Bu sene de galiba öyle olmayacak. Biraz buruk. Biraz daha böyle çok daha evet buruk mu denir, sıradan ya da yani sadece işte günlük olarak rutinlerimizi yaptığımız bir şeye döndü. Umarız seneye Ramazan gibi geçiririz ama İsrail konusunda evet yani Ramazan'ın son günlerinde yine benzer manzaralarla karşılaştık maalesef. Baba hayatın tadı kaçtı lan. Hakikaten. Valla burada yani ben bu moddayım bunu, seni de bunu Yok. Şimdi bunu itiraf edelim. Zaten Ali siyah abi, giymişim. Biz bak şükür güzel zamanlarını yaşadık bu dünyanın. Her şeyin daha sahici olduğu zamanlar. Ya toprak sahiciydi, domates gibi kokuyordu. Aşk aşka benziyordu filan. Dijitalin bu kadar için. Bunu yaşadık. Ama her geçen günle beraber bu bir umutsuzluk vesaire de değildir. Ya bu zamanda böyle olmasını takdir etmiş Mevla. Bir durum tespiti olarak söylüyor. Lan tadı kaçıyor. Her şeyin tadı kaçıyor. Yani tadın kaçtığı ortamdan tad almaya bak. Yani onun da ayrı bir tadı vardır. O da nedir? Ya görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Evet, istediğimiz gibi bir hayat yaşayamıyoruz ama belki de Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşıyoruzdur. Eyvallah. Tamam. Bu nokta oldu. Bir o zaman gidelim. Zeyd nerede bugün? İstanbul'da. Geldi İstanbul. Türkiye'yi dolaştı geldi. Bir gidelim bakalım. Zeyd'e bir ulaşalım. Sonra muhabbete devam edeceğiz. Selamun aleyküm sevgili kardeşim. Zeyd'im. İstanbul'a hoş geldin. Sıla-i Rahim'in mübarek olsun yavrum. Türkiye'yi dolaştığın en son geldim ve buradasın. Ve aleyküm selam. Hoş bulduk abi. Elhamdülillah dolaştık Türkiye'yi, tekrar İstanbul'a kavuştuk. Çok şükür sizi ve stüdyodaki iki kıymetli ağabeyimi muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'a geldik, ayağımızın tozuyla Bağcılar'a geldik. Başkanımızın daveti üzerine Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı Bey ile birlikteyiz. Biraz muhabbet edeceğiz. Eyvah, Sayın Başkan'a da hayırlı akşamlar diliyoruz buradan. Bir bakan böyle Ramazan'ın başında görmüştük başkanı. Ramazan şimdi sonu oldu. Bakayım bir değişiklik evet, var mı? Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Ramazan nasıl geçti sevgili başkanım? Yani bir başında bir sonunda mı gözüküyoruz? Güzel bir şey başkanım. Hilal gibisiniz yani. Rabbime hamdolsun. Rabbime hamdolsun. Demin de ifade edildiği gibi. Eyvallah. Demin de orada ifade edildi hani dedin ya Ramazan bizi idare etti diye. Ramazan bizi idare etti. Eyvallah. Ama sizin mesela pozisyonunuzda bizim gıpta ettiğimiz bir şey var. Ve Rabbime hamdolsun kazasız belasız. Ses gitti gel. Şimdi gıpta ettiğimiz şey şu. Şimdi bir Serdar, Akif, Dursun evet. Ali olarak biz Ramazan'da 3 kişiye, 30 kişiye, 300 kişiye falan bir şey yapabiliriz. Allah rızası için iftar ettirdin, bir hayır yaptın, bir şey yaptın. Ama sizin belediye başkanlığı pozisyonunuz Allah rızası için diye niyet edip yaptığınız anda bir hizmeti, bir Ramazan bütün ilçenin duasını alıyorsunuz. Bu büyük bir devlet. Bütün ticaretler gibi riski çok ama kar payı da çok yüksek. Evet. Başkanım. Evet aynen öyle yani bizim şu var özellikle ben kendim için her zaman ifade ediyorum. Rabbime binlerce milyonlarca kez şükrediyorum. Ne kadar şükretsem azdır. Doğduğum büyüdüğüm sokaklarında oynadığım bir ilçede 750 bin nüfusu önderliğini Rabbim bizlere nasip etmiş. Hamallığını Rabbim bizlere nasip etmiş ve yaşadığım ilçede ki bu insanları bizlere emanet etmiş ve hizmet etme şerefi bahşetmiş Rabbim. Ne kadar şükretsek azdır. Bu bizim için çok çok önemli. Hep bu bilinçle, bu şuurla hizmet etmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz ve insanlar da inanın bire
karşılık 3-5 bunu gösteriyorlar. Sevgisiyle gösteriyorlar, tevazusuyla gösteriyorlar. Gerek seçimlerde dahi desteğiyle her türlü mecrada gösteriyorlar. Ve bunun da karşılığını almaktan da karşılıklı sevgiye dönüşmesinden dolayı da ne kadar şükretsem azdır, ne kadar mutlu olduğumu da ifade edemem. Ben bu vesileyle de oradaki dostları da ve tüm dinleyicileri, izleyicileri de saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Kadir gecelerini bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbim inşallah kadrini, kıymetini bilenlerden bizlere i̇nşallah. Eyler diye de dua ediyorum. İnşallah. Sevgili başkan, böyle Ramazan'da bir alıp başımı Karadeniz'e gideyim falan diye esiyor mu böyle bir, hani bir memlekette olsaydım şimdi şöyle? Ben her yıl onu yaşıyorum. Bu pandemiden dolayı çok daha fazla gitme fırsatı buluyorum. Çünkü annem 94 yaşında, hayatta. Maşallah. Ve kendime bir görev addettim. Annem hayatta olduğu sürece bir saatliğine de olsa 15 günde bir gidip onun elini öpüp geliyorum. Ve bunu mutlaka ifa ediyorum. Ve inşallah da bu bayramı da annemin elinde öperek yine yanında kutlamayı Rabbim nasip etsin. Zamanda kısaldı. Bu pandemiye kadar gerçekten ihmal ediyordum ama kalbimde yaşıyordum. Üzülüyordum. Senede birkaç kez gidip geliyordum ama bu pandemi dolayısıyla güzel bir gelenek başladı. Bu pandemiyi de fırsata dönüştürdüm aynı zamanda. 15 günde bir mutlaka gidip annemin duasını alıp geliyorum. İnşallah peki. Bu haftada aynı şeyi tekrar etmeyi arzu ediyorum. Peki, Rabbim inşallah. Nasip ederse. Bir dahaki gidişte biz de dua istiyoruz o zaman Hacı Anne'den. Onlar artık yaşları ilerlemiş. Sabi Mevla onların dualarını geri çevirmez. Bize de dua isteriz. İnşallah, inşallah. Kendisi gerçekten dualıdır. Eyvallah. Ben aradan çıkayım. Zeyt, siz muhabbete devam edin abicim. Yoksa sohbet tabii işte hepsi bir arada dediğimiz zaman. Evet başkan. Fark etmez abi, bu şekilde hadi size kolay gelsin. Ben bir çekileyim arada. Başkanıma dediniz Karadeniz'e gidiyor musunuz diye. Başkanımın gönlü bir taraftan orada atıyor. Bu akşam da Giresun'un maçı var. Başkanım da hafifte böyle tatlı bir gerginlik fark ettim. Alakası var mı başkanım biraz onunla? Tabii bu akşam final maçı. Final denecek bir maç var. İnşallah bu maçı alırsak Süper Lig'e çıkacak Giresun Spor. Hayda. Kiminle oynuyor Giresun bu sonra? Akşam? Uzun bir aradan sonra 77'li 78'li yıllarda Süper Lig'deydi. Evet, bugün Tuzla ile oynuyor Esenyurt'ta. Eyvah. Tuzla'yı yendiği takdirde Süper Lig'e çıkıyor. İnşallah yani başka diğer takımların yenilmesine gerek yok. Giresun yendi mi yetiyor. Yendiği peki, takdirde başkan, Süper Lig'e Tuzla çıkıyor. Yenerse Tuzla mı çıkıyor o zaman? Beklentimiz de o. Giresunlu hemşerilerimize de inşallah güzel bir müjde yaşar. Eyvallah. Yok, hayır. Bu ligin son maçı, öyle denk geldi. Tuzla'nın herhangi bir iddiası yok. Tuzla'nın düşme veyahut da şampiyon olma gibi bir iddiası yok. Tuzla'nın normal lig maçı bu. Ligin son maçı yani. Playoff'lar gibi değil yani. Bu sene o düşme olmadığından dolayı. Eyvallah, anladım. Hadi muvaffakiyetler dileyelim Giresun Spor'a da. Sözü size bıraktık. Yok. Zeydim. Yok, playoff'ta olacak. Playoff'ta olacak. O da olacak mı yine? Tabii. Playoff'ta olacak. İki takım çıkacak. Diğer dört takım playoff'a kalacak. Tabii playoff olacak. Ha. Neyse, bu bizim bilmediğimiz sahalar. Yani biz Allah korusun eğer berabere veyahut da mağlup olursak playoff'lara kalıyoruz. Ha. İnşallah oraya kalmadan lige çıkın yani. Niyazımız o olsun o zaman. Bizim işimiz sizden daha zor başkanım. Bizim de Beşiktaş'ın bir mağlubiyeti, İnşallah. Fenerbahçe'nin bir beraberliği bizi şampiyon yapıyor. Bizim de böyle müşküllerimiz var ufak tefek. Galatasaray camiası olarak. Değil mi? Yani adam şimdi tabii hani anlatırlar, adam bir araba almak için yola çıkmış. Tabii kendine göre de hesapları yapmış. Demiş ya şu Ahmet'ten şu kadar para, Mehmet'ten şu kadar para alırsam şöyle de işte şuradan da kredi çekersem ben bu arabayı alırım diye tabii bu hesapları yapınca koşarak hanımının yanına gitmiş. Demiş hanım iş tamam demiş, arabayı aldık, ufak bir ayrıntı kaldı, o da para demiş.
Yani bizimkisi o işe döndü. Yani ufak bir ayrıntı kaldı. O da puanlar. Evet. Bizimki de öyle oldu başkanım. Eyvallah. Hadi ben sözü size bıraktım. Zeyt, istersen böyle karşılıklı konuşalım Zeyt. Bu da iyiymiş. Yani size bırakacağız da ne olacak? Abi bu şekilde daha farklı oldu. Hem daha kalabalık, daha muhabbetli oldu. Eyvallah. Bir de bak alanımız da geniş. Yani futboldan siyasete, işte evet, dinden tabii, anne sevgisine. Bağcılar yalnız. Evet. Bağcılar. Tabii hepsi bir arada oldu. Yani diyor ya hepsi bir arada diye. İşte bugün de anneler günü. Bu vesileyle de tüm annelerin gününü bir kez daha kutluyoruz. Kadir gecesi, aynı zamanda işte bayramın arefesi, bayrama doğru yaklaşıyoruz. Ama maalesef biz hep bunları huzur içerisinde kucaklarken, kutlarken, yaşarken Kudüs kaderini tekrar yaşıyor. Değişmeyen bir şey var dediniz ya biraz önce. O da Kudüs'te İsrail'in yapmış olduğu zulüm, Mescid-i Aksa'nın başına gelenler maalesef yine değişmedi. Sonuç yine aynı. İnşallah Rabbim bu seferki Ramazan'ın ve bayramın da yüzü suyu hürmetine onları da kahru perişan eyler. Hani hep dua ediyoruz ya, Ya Rabbi ıslah eyle, Ya Rabbi ıslah eyle. Eğer ıslah eylemesen kahru perişan eyle diye. Bizim İsrail için o ıslah eyle dualarını geçtik artık. Evet. Kahru perişan eyle. Bir tek dua kaldı İsrail için. Ya Rabbi kahru perişan eyle. Yaptıklarını kafalarına düçar eyle. Tekrar onların başlarına aynılarını getir Ya Rabbi diye. Duamız artık bunun İsrail için bu dualar olacak. Yani insanlık dışı bir hareket. Ben şunu merak ediyorum. Acaba dünya üzerinde farklı dine mensup insanların en kutlu günlerinde, en kutlu gecelerinde onların başına bu tür şeyler gelmiş olsaydı dünyadaki insanlığın o aydın ve medeniyet sahibiyiz diyen o milletin başta Amerika olmak üzere Avrupa milletlerinin durumları veya tutumları nasıl olurdu? Merak da aslında etmiyorum, ediyorum da demiyorum ama merak da etmek de lazım. Yani ne olurdu acaba? Ne düşünürlerdi, ne yaparlardı insanlık için en kutsal gecelerinde böyle bir şey başına gelseydi? Eyvallah. Doğru diyorsun. Böyle bir kıyas noktasından bakmak lazım belki. Ama inşallah güzel olacak. Dün Hakan Albayrak güzel bir mesaj atmıştı. Bütün ümmetin adına orada imkansızlıklara rağmen o Siyonist rejime karşı çıkan gençlere mahcubiyetle selamlarımı gönderiyorum diyordu. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor başkan. Bu çok acı değil mi? Hani İslam coğrafyası olarak biz de bir yaptırım, netice alabilecek bir hani vurduk ve ses geldi. Böyle bir şey bizde de yok. Ya tabii ki Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti liderliğinde lideri olarak yapmış oldukları girişimler vesaireler bizim için yeterli değil. Yani bizim ne için neler yapabiliriz, biz de ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde de bedduadan başka Filistinler için de duadan başka bir şey de aklımıza gelmiyor şu anda. Gitsen gidemezsin. Diyor ya alsan alamazsın, satsan satamazsın, evet, diye. Ama oradaki Müslümanların direnişini çok iyi tahlil etmek lazım. Ben oradaki direnişin kutsallığına bakarak sonucun yakın olduğunu ümit ediyorum ve Rabbimden de niyaz ediyorum. O da şu, biliyorum ki oradaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'daki o çevredeki Müslümanlara verilen paranın maddi olarak değeri o kadar yüksek ki satın almak için girişimde o kadar bulunuyor ki İsrail, ama bir türlü oraları parayla satın almıyor. Yani o insanlar oraları parayla değişmiyor. O parayla değişmiyor olmaları ve o kurşunlar karşısındaki dik duruşları oranın fethinin tekrar son bir kez daha bir daha İsrail'in hiçbir şekilde kontrolü altına geçmemek üzere fethinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor diye ben ümit ediyorum. İnşallah niyazımız odur. Sevgili başkanım çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet ve Bağcılar'ın ev sahipliği için.
İlk programı sizinle yapmıştık. Neredeyse son ben çok teşekkür size ediyorum. Denk geldi. May Mecra ile bu birliktelik için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Evet ben çok çok teşekkür ediyorum ama bunu kabul etmiyoruz. Onu ifade edeyim. Pandemi bahane oldu ama yüz yüze sohbetlerin İnşallah. Manevi değeri ve gerçekten tadı bir başka. Bunu da çok ama çok özledik. İnşallah. En kısa sürede yüz yüze gelmeyi de ümit ettiğimi de ifade etmek istiyorum. İnşallah. Yani bizleri de unutmayın. Eyvallah. Muhabbetle, şerefle, yani tez zamanda inşallah. Hediyemizi May Mecra'nın başkanı. Çok sağ olun. Eyvallah. İnşallah. O zaman sözü tekrar stüdyoya size bırakıyoruz sen. Eyvallah. Şimdi Ali abicim bu İsrail meselesini az buçuk bakıyorum nasıl baktın, nasıl bir pencereden baktın takip ediyoruz biliyoruz ama biraz elimize bir çuvaldız alsak işin bize bakan tarafıyla. Ne diyeceksin? Ya şimdi hani kendimizden ziyade önce şunu ifade etmek isterim. Yani yaklaşık bir 100 yıl önce biz bir araya gelip konuşsaydık ve ben deseydim ki ahir zaman alametlerinden birisi de Kudüs'ün fethidir. Herkes gülerdi. Yani ne demek Kudüs'ün fethi ne demek? 1000 yıldır bizim elimizde Kudüs. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz fethetmiş ve sadece bir kez Kudüs elden çıkmış. O zaman da Selahaddin Eyyubi Hazretleri Kudüs'ü almış. Osmanlı Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren muhafızlık yapmış, koruma. Elden hiç çıkmamış. Elden çıkmayan bir şeyin nasıl fethedilecek? Demek ki bir şeyler olacak. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şey için de birçok husus için de ha peygamberimiz bunu bize söylemişti diye cevap verirler. Şimdi bu olacak. Yani bu haberin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber gerçekleşecek. Şimdi diyebiliyoruz. Yani 70 yıldır. İlginçtir. Yani Siyonizmin bir şeyler yapabilmesi için ortalığın karışması lazım. Mesela Babür Krallığı döneminde darmadağın edilmişler. Süleyman Mabedi o dönemde yıkılmış ve bütün dünyaya yayılmışlar. Ama herkes kendi bulunduğu yerde memnun. Yani sadece bir kere, bir iki yıllığına bir devlet kurma teşebbüsünde bulunmuşlar. Milattan önce 130. yılda ve o teşebbüs bir yıl, bir buçuk yıl sürmüş. Ondan sonra bir devlet kuramamışlar. Yani bir araya gelmemişler. Herkes bulunduğu yerde rahat yaşıyor. İşte Polonya'da var, Almanya'da var, Amerika'da var. Fakat bir şey olmalı ve bu rahat yaşadığını zanneden insanların Filistin topraklarına gelmeleri lazım. Bir arz-ı mevuda dönecekler. Dönmeleri lazım. Yani bunu bir akıl düşündü. Dedi ki gelin, gelmiyorlar. Biz rahatız. Yani niye rahatımızı bozalım? O zaman siz rahatınızı bozmuyorsanız biz rahatınızı bozacağız. Bir Yahudi katliamı. İşte bu Hitler bu manada kullanıldı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra akın. Seninki baya böyle tarih dersine döndü. Yani İsrail'in tarihi falan gibi böyle. Yani maşallah dedem, ama dedem, konuk dediğin böyle olacak abi. Dedem derdi yani, ki sor söyleyeyim, söyle dinleyeyim. Şu ana kadar dinliyordum. Değil mi Mehmet Akif abi? Evet. Şimdi bak hemen kısa keseyim. Hayır kısa da kesme, keyifli gidiyor. Niye kısa keseceksin? Yok estağfurullah. Yok iyi de kısa keseyim demekle. Hani daha uzatamayacağım ya. Estağfurullah onu, efendim falan diyeceğim. Yani çok fazla bilgimiz var ama kısa keseyim hadi bari filan. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra insanlar akın akın Filistin'e geldiler. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği resim 1947 filan öncesi sonrası, yani bu İsrail nerede duracak? Şimdi toplandılar ama devlet değiller. O zaman devlet kurmak da öyle. Mesela Kudüs'ü başkent ilan etmek basit bir şey değil. Kalkıp bir de devlet kurma ayrı bir şey. Bunların tümü Abdülhamit Han, yani Osmanlı döneminin parçalanması, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı oldu.
İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İsrail Devleti kuruldu. Şimdi onların inancına göre yeryüzü, yani bir insan Yahudidir, geri kalanları onlara hizmetçidir. İşte bunlara yardımcı olabilecek evangelistler vardır filan. Şimdi bunu ortaya koyabilmek için, yani Tanrı'yı kıyamete zorlama, Allah Teala. Bir üçüncü Dünya Savaşı'nın ihtiyaçları var. Eğer o da olursa, işte o zaman onlara göre Hazreti İsa'nın inişi, gelişi, işte belirli İsrail oğullarının tümü, yani Yahudilerin tümü yaşamayacak. Yani 20-21 milyon diyor ki onların tamamı zaten ölecek. Bir 144 bin 12 boy var İsrailoğullarının. Onların her boyundan işte 12 bini yaşayacak. Yani 144 bin kalacak. Gerisi zaten ölecek. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Yani şimdi buna kilitlenmiş bir insan, kendi insanının da öleceğine, yok olacağına inanmış birinin başkasına acımasını beklemek kolay değil diyelim. Kolay. Bir soru şey edelim. Akif, bu aslında daha çok sizin mevzularınız. Dış politika konuşuyorsunuz ekranda. Başka bir açıdan. Senelerdir. Ha, sen o, ne olursa sizden olsun. Bir şiir dinleyelim hocam. Gidip bildiğiniz bir coğrafya vesaire, bu Ali abinin bıraktığı yerden devam edecek olursak sen neler söyleyeceksin? Şöyle oldu. Geçenlerde bakayım dedim. Ben uzunca zamandır bölgeye gidip geliyorum. 10 yıldır yaklaşık gazetecilik yaptığım süreç işte 11-12 yıl olmuş. 10 yıldır da ilk Filistin'le ilgili yayını 10 yıl önce yapmışım, anlatmışım. Bir programa katılmışım. 10 yıl önce kurduğum cümleleri buldum. Çok da denk geldi tesadüf. Birisi bana atmış. Eyvallah. İnternet üzerinden. Dinledim. Bugün bir konuşma yapsam aynı konuşmayı yaparım muhtemelen. Hatta şöyle demişim, yani daha da kötüye gidecek bu işler. İşte Doğu Kudüs, Batı Kudüs ayrımını anlatmışım. İsrail'in neyi planladığını anlatmışım. Gazze'ye yönelik operasyonların ne olabileceğini falan böyle anlatmışım yani. Sonra dönüp bakıyoruz 1948 ya da Balfour Deklarasyonu'ndan bu yana aldığımızda, tarihe girmeyelim ama 48 Savaşı, 67 Savaşı, 73 Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Her sene bir mevzi kaybedilmiş bir Filistin meselesi var. Dua ediyoruz, kınıyoruz, kınasın dünya, kınasın dünya hakları diyoruz. Güzel. İslam ülkeleri, sen de söyledin, muhtemelen biz belki bir 5 sene önce de yayın yapmış, tam da böyle bir mesele, evet, konuşmuş olabiliriz. Ve tam da aslında belki 5 sene önce bundan daha iyi bir noktadayızdır. Çok da iyiye gitmedi pek çok şey. Çünkü Körfez ülkelerinde İsrail'le ilişki geliştirdiği bir dönem içerisindeyiz. Yeni bir şey yok. Filistinlilerin orada, yani Kudüs'te yaşayan çok az sayıda kaldılar zaten Filistinlilerin de. Tek başına yapabileceği, işte Hakan abi paylaşmış dedin, bu kadar yani. Daha fazlası yok. Ben Kudüs, Amerika Kudüs'ü, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü başkenti ilan etme kararını açıkladığında en son işte tekrar gitmiştim, ne olacak ne bitecek diye. Gösteriler var. Mesela Türkiye'den oraya gidenler ya da Türkiye'den meseleye bakanların attıkları sloganlar, Ankara'da söyledikleri, İstanbul'da söylediklerini Kudüs'te söylemek kolay bir şey değil. Kudüs'te slogan atmanın gerçekten bedeli var. Eyvallah. Kudüs'te taş atmanın demiyorum. Kudüs'te Filistin bayrağı açmanın bir bedeli var. Yani demiyorum ki taş atmanın, bakın yine. Onun zaten sonuçlarını görüyoruz. Şeyh Cerrah'ta yaklaşık bir hafta 10 gündür işgal, yerleşim politikaları İsrail'in devam ediyor. Belki görüntüleri izlemişsinizdir bilmiyorum ama şöyle bir tablo hayal edin. Karşı komşunuz İsrailli bir Yahudi yerleşimci. Sandalyesini alıyor. Sizin evinizin bahçeli orada evler küçük işte. Satmıyorlar dedi ya Sayın Başkan. Yani orada mesela satmak falan çok büyük bir ihanet. Yani birisi evini satarsa onu nereye giderse gitsin gerçekten büyük paralar veriyorlar. Yani 10 milyonlarca dolar, 100 milyon dolar falan paralar veriyor. Hatta uçak ayarlıyorlar, kimlik ayarlıyorlar. İsrail bunları yurt dışına yerleştiriyor, evini satan olursa. Orada bulup infaz edilenler oldu. Yani yurt dışında bulup derler. Çünkü Filistinler bu konuda çok netler artık. Kudüs konusunda özellikle, Doğu Kudüs konusunda. Ama şimdi
Şeyh Cerrah'ta karşı komşunuz geliyor. İnternette bunun görüntüleri de var. Sandalyesini alıyor, bahçeye koyuyor. Burası benim diyor. Yasal olarak ona dokunamıyorsunuz bu arada, suç yani bir Yahudi'ye dokunmak falan. Zaten başınıza bela alırsınız. Filistinler o atmosferde yetiştikleri için. Ya git diyor, burası benim evim. Bak biz seninle komşuyuz. Ya diyor, burası benim artık. Yani burayı ben almasam, ya diyor biz seninle komşuyduk yıllardır. Niye böyle yapıyorsun? Diyor. Bak diyor, ben almasam zaten başkası gelip alacak. Bari ben alayım diyor. Aynen böyle bu pişkinlikte söylüyor yani komşusuna. Bari ben alayım diyor. Biri başkası gelip alacak. Bana gitsin, yabancıya gitmesin diyor. Haklısın diyor. Söylediklerinde haklısın, evet, diyor. Haklısın. İzledim diyor ben onu. Ama haklısın, çıkmıyor oradan yani. Burada ben bu... Şimdi şöyle düşünün. Eviniz var. Çoluğunuzla çocuğunuzla yaşıyorsunuz. Tapusu falan sizde. Eviniz var yani. Bahçeli falan. Yani birisi geliyor. Burası benim diyor. Ne yaparsınız? Bir şey yapamıyorsunuz en kötüsü de. Yani şu anda herkes şunu diyebilir. Yani şunu yaparım, bunu yaparım. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mahkemeye git diyor. Yani sanık yargıç kürsüsünde. Kimi nereye şikayet edeceksiniz Filistin'de? Ya bu mesele çok değişmedi. Ben biraz daha işte Sayın Çağrıcı'dan veya Dursun Ali abiden farklı bir gazeteci olduğum için, evet ümit ediyoruz, umut var olmak zorundayız falan, ama baktığınızda yani İslam coğrafyasının bu konuda kınamak dışında ne yapabildiği ne yapamadığı da ortadayken. Kınamayı bile tam yapamıyor. Yani bir Arap Birliği olarak kınıyor, bu taraf kınıyor. Orada bölük pörçük, kınayışımız bile toplanırlar. Hepsinin doğrudan ya da dolaylı ilişkileri vardır. Ben diyorum ki mesela bu, hatırlar mısınız bilmiyorum, Mescid-i Aksa'nın kapılarına arama dedektörleri koymuşlardı. Büyük olaylar çıkmıştı Temmuz ayında. Sonra o olaylar sonrasında İsrail dedektörleri kaldırdı. Bir sürü insan yaşamını yitirdi. İşte çatışmalar oldu, yaralanlar oldu, tutuklananlar oldu vesaire. Bir İsrail'e sordum, dedim ki ne oldu dedim ya, niye bunu yaptınız? Sonucu da böyle olmuşken ne gerek vardı dedim bu gerginliğe. Kadir Gecesi dedi yani, basıyorlar Mescid-i Aksa'yı. Basıyorlar, yapıyorlar ve çıkıyorlar. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Dedi ki patronun kim olduğunu gösterdik onlara. Bunu unutmamaları lazım. İsrail'e giderseniz, benim babam çok kızıyor İsrail'e gittim dediğim zaman, orası Filistin diyor. Evet. Ama Ben Gurion havaalanında şeye iniyorsunuz, Ben Gurion'a, Tel Aviv'de. Welcome to İsrail tabelalarını görüyorsunuz. Orada hikayeniz başlıyor. Buradan giden çok fazla genç arkadaş, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, gideceğim işte Mescid-i Aksa'da slogan atacağım falan. Mescid-i Aksa'da son olaylar yaşandığında gelip yani oradaki Araplar Filistin'den slogan atmaya bile çekiniyorlar. Çünkü sonuçlarını biliyorlar. Bizimkiler bilmediği için neyle karşılaşacaklarını. Adım adım işgali görüyor. Sonuçlarını biliyorlar. Şu çok ilginç geliyor bana. Mesela ertesi gün geliyor, tutukluyor falan. Evden çıkarken tutuklayanların gözünde korku görüyorsun. İki tane polis, omuzlarında silah falan filan. Yüzlerinde korku, endişe. Tutuklanan tebessüm. İşte dönüyor çocuğu, oyuncağının yerini soruyor, onu tarif ediyor filan. Gülerek gidiyor. O Mavi Marmara'da da bulunan arkadaşlar bahsetmişlerdi. Yani İsrailli'nin korkaklığı. Korkarlar, doğru. Çok korkuyorlar. Çok. Şaşırıyorsun ya. Küçücük çocuk, ellerini bağlamışlar, çocuk öğüt farkında. Dese kaçıyor. Zalim, sen korkarsın. Haklı, haklı anca güçlüdür. Yani mesela eve bir hırsız girse, adam istersen şey olsun, Rıza Kaya Alp'in karşısına çıkmış biri olsun, yani çok güçlü olsun. Şimdi eve hırsız olarak girdiğinin bilincinde olduğu için ufak bir sesle hemen panikler. Tabii, zalim çünkü. Ama yani ev sahibi küçücük, küçücük demeyeyim de yani benim akrabalardan öyle çok sevdiğim şey var, halamın oğlu. Yani o, biraz şeydir. Murat kadar doğru. Yani evet, boy bizim kısadır biraz böyle boylarımız. Ama sonuçta kim olursa olsun karşıdaki ev sahibi olduğu için, haklı olduğu için çok güçlüdür. Öbürü ise kaçmak için fırsat kollar. Bir vakar var abi yüzlerinde tutuklananların. Böyle bir izzet, bir Allah heybet. Allah için var çünkü. Bir güzellik var yüzlerinde. Yani son kalanlar çok az kaldılar. Psikolojik olarak çok ağır şartlarda yaşıyorlar. Yani biz olaya çok dışarıdan bakıyoruz, onu söyleyeyim. Yani Filistin'de bir çocuğun büyümesi, dükkanına, evine gitmesi, okuluna alışverişini yapması, ekonomik koşullar konusunda İsrail'de olan
ilişkisi, bağımlılığı, vatansızlığı, yani yasal hayatını normal şekilde sürdürürken yaşadıkları, vergi öderkenki durumu, ailesiyle irtibat falan, bunların hepsi çok ağır psikolojik baskılarla çocukluğundan itibaren başlayan ve biten süreçler. Ve sadece tutuklanmıyor yani. Oradan mesela bir suç işledi. Yani öyle yaptırımlar var ki İsrail'de, yani farklı yasal düzenlemelerle ve hukuka da uydurarak bunların tamamını, yani bir hukuk da geliştirerek. Sen en küçük bir problemle İsrail polisinin karşısına bir Filistinli olarak çıkarsan geçmiş olsun diyor. Yani bir tane çocuk suç işliyor, ailenin evinin içine beton döküyorlar mesela. Yani normalde suçun bireyselliği diye bir şey vardır bütün dünyada. İsrail'de öyle bir şey yok. Yani herhangi suç da değil yani. Mesela bir tane çocuk İsrail askerine taş attı diyelim. Geçmiş olsun. Bütün ailesini oradan kaldırırlar. Gönderirler başka bir yere. Bıçaklama hadiseleri yaşandı bir ara, hatırlarsınız. Araç intifadası dediler. İşte o tür hadiseler yaşandı da. Yani İsrail'de korku meselesi iki şey. Yani Gazze'den roket geldi mi herkes yere yatar. Gazze'den gelen roket İsrail'e düşmez bile zaten. Yani kimse hayatını kaybetmemiştir bile, ama o ses bile yeterli. Bıçak hadiseleri yaşandığında kimsenin bıçaklı olmasına gerek yok. O kadar geniş güvenlik kuvvetlerinin yetkileri var ki, ben bıçaklı olduğunu düşündüm ve vurdum diyor. Yerleşimcilerde de silah var. Çekiyor, vuruyor. Bazen yanına da bir bıçak atıveriyor diyelim. Bunu ispatlayabileceği hiçbir yer yok. Orada Filistinlilerin gidip işte bir şey anlatabilecekleri falan mahkeme yok. Şöyle bir şey geldi bizim başımıza. Ediz'le birlikte LNB sınır kapısından Ürdün'e geçeceğiz. Bütün kapıları biliyorsunuz İsrail kontrol ediyor. Yani Filistin devleti falan diyoruz da biz, öyle bir devlet falan yok yani. Devletin sınırı olur, askeri gücü olur, pasaportu olur, havaalanı olur, uluslararası limanı olur. Bir sürü şey olur yani, hiçbiri yok. Hepsi İsrail'in kontrolünde. Dolayısıyla iki devlet çözüm, 67 sınırları falan hak getire, saatlerce konuşuruz. Neyse, LNB sınır kapısından geçeceğiz. Ben İbranice bilmiyorum. İsrail askerleri kontrol noktasında bizi durdurdular. Araca geldi, yaklaştı. İşte bir şey sordu İbranice. Ne sorar? Pasaport sorar yani diye düşündüm. Tabii ki dedim, arkaya çantaya uzandım. Böyle bir saniye bile değil. Silahlara, mermileri verdiler. Dur dediler. Herkes dursun. Sakın kıpırdamayın diyor. 5-6 tane böyle asker. Hemen arabanın böyle otomatik silahları doğrulttular üzerimize. Elis çok panik yaptı. Bir dakika dedi, hayır yanlış anladınız falan filan diye. Silah var mı diye sormuş bana kadın. Sen de bir dakika diyorsun. Ben de evet demişim, bir dakika demişim. Çantaya uzanmışım. Yani pasaport var mı diye düşündüm. Hani bir bence bilmiyorum, ben bir şey sorduğunu bile anlamadım ben zaten. Aranızda yani orada silah ne, var mı demiş. Orada ne sorulur? Pasaport sorulur yani diye şey düşündüm ben. Abi donumuza kadar aradılar bizi. Arabayı köpeklerle aradılar. Defalarca üstümüzü başımızı soydular falan. Böyle büyük bir kriz yaşadık. Anlatmamıza ve çok batılı görünmemize, sarışın olmamıza, Eliz de çok sarışın falan bir arkadaştı. Buna rağmen. Şimdi o zaman Ali abi şunu soracağım. Geçen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz vardı. Burada konuktular. Onlar anlattılar. Şu çağda dünyanın göz önünde orada müthiş bir mezalim var. Kudüs diyoruz, bak Filistin bu halde. Dünyanın dört bir tarafında İslam coğrafyası ciddi zulümlerle karşı karşıya insanlar. Fakat biz de Müslüman olarak bir şeyler yapmamız lazım. Biliyoruz. Bir, ne yapacağımızı bilmiyoruz. İki, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Üç, bizim yaptığımızdan bir şey olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Fakat bir ayet-i celle, üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz. Sizlersiniz. İşte bu ayetin terazisinde ben bir tartıyorum kendimi. Hani başkasını o teraziye çıkarmak haddim değil de. Diyorum ki, ulan ben gerçekten iman etmiş olsaydım Kudüs bu halde olmayacaktı. Doğu Türkistan'da Çin bunu yapamazdı. Olayın bir böyle bize bakan tarafı da var galiba. Şimdi gün içindeyse eğer Kudüs, yani insanların içinde Kudüs metüsena edilip, mesela şu an yapmış olduğumuz program gibi diyelim, insanların duyabileceği kadar sesimizi yükseltip Kudüs'e yardım, Mescid-i Aksa yanıyor diyorsak, bu edebiyattan öteye geçmez. Bu sancının geceye bakan yanı var. Buna örnek olarak da şunu vereceğim. Bir Maune faciası gerçekleştiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatında, hani bazen denir ya sahabe efendilerimiz, hayatımızda hiç bu kadar sevinmedik ya da üzülmedik. Ya da yer açılsaydı da yerin altına girmiş olsaydık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. Çünkü Bir Maune faciasında
şehit olan ashabı suffeden hafızlardı yani. Efendimiz onları besliyordu. Onların herhangi bir aileleri yoktu, barınakları yoktu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Fatıma annemize birisi aracılığıyla bak Efendimiz'e söyle bir tane hizmetçi ayarlasın sana dendiği zaman yani kızım ben daha Ashab-ı Suffe'nin karnını doyuramıyorum. Ben sana nasıl, ben sana bak ama şunu öğütleyeyim der ve Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihatını öğretir Efendimiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bir-i Maune faciasını gerçekleştirenlere Allah Teala havale ettiği bilinir. Ve bunu bir namazın, bir farz namazın rükudan kalktığı anda yapar. 40 gün buna devam eder. O kadar önemsemiş, o kadar acısını yaşamıştır ki öğlen değil, ikindi değil, akşam değil, yatsı değil. Sabah namazının farzında, rükudan kalktığında o Bir-i Maune faciasına sebep olanları Allah Teala havale eder. İmam Şafii Hazretleri bunu mesela böyle bir düstur olarak almıştır. Farz namazlarında rükudan sonra bir imam efendi dua eder. Rükudan kalktığı tekrar secdeye gitmeden önce orada yapılan o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptığı duadır. Bir insan eğer bir şeyin Kudüs'ün acısını çekiyorsa gecenin büyük bir bölümü Kudüs'le ilgili düşünür ki sabah uyandığında aklına Kudüs gelsin de sabah namazında Kudüs için dua etsin. Ama ben akşam yaklaşıyor. Serdar abi bana dua et, Mehmet Akif abi bana dua et. İşte şöyle bir sıkıntım var. Akşam olmasa yatsı da aklınıza gelir yani. Ama sabah zor. Çünkü sabah için gece sancı çekmek lazım. Çünkü resetliyor. Yeni bir günü bitiriyor. Eski günü bitiriyor, yeni bir güne başlıyor. O gün eğer o sabah namazında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabını katledenleri Allah'a havale etmeye 40 gün devam ettiyse gerçekten canını yakmıştı Efendimizin. Şimdi bizim canımız yanar da gecelerimize yaslar. Yani edebiyatımız evet iyidir, şiir yazarız efendim. Afişler hazırlarız, hamasetimiz, her şeyimiz tamam. Ama bir mümin olarak eğer benim geceme yansırsa, sabah uyandığımda ilk aklıma gelir, ben sabah namazında dua edersem herhalde Allah Teala onları dikkate alacaktır yani. Şöyle bir şey, çok özür dilerim. Bir beyit söyleyeyim ondan sonra sana sözü bırakayım. Çok güzeldi. Diyor ki gün ağrınca belli olur geceyi kimin kiminle geçirdiği. Şimdi bu hani gönlünde ne vardı, kalbinde ne vardı, o gün ağrınca işte o ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi biz gece ve sabah ve meseleye odaklanmak üzerine söylediklerine dair Dursun Ali abinin Gazze vurulmadan Gazze bizim gündemimizde değil. Evet. Mescid-i Aksa'ya İsrailler o zaman Allah'tan giriyorlar da işgal altında olduğunu mu anlıyoruz? Sirak'sa zaten işgal altında yani. Doğu Kudüs'te olan bir tane ortada adam diyor ki Doğu Kudüs'ü de Batı Kudüs gibi yapacağız biz. Burası bizim başkentimiz diyor. Zaten olan biten bu. O sadece bir damara basıyor İsrail. Bakıyor şöyle bir 67 Savaşı'nda yaptığı gibi. İslam dünyası ne tepki veriyor diye. Kınıyorlar devam. Yani farkında değil ama aslında kendi sonunu hızlandırıyor. Yoksa suyu mu ısıtıyor kurbağaya? Yani çok özür dileyerek Mehmet Akif abiye özür dileyerek müdahale edeceğim. Sevgili Peygamber Efendimiz ahir zamanla ilgili Efendimiz bir savaştan, cedelleşmeden bahseder. Yani bu işte şimdi öyle kullanmak istiyorum ki bir ırkı tamamıyla kötü olarak gösterme maksadı değil bu, haşa. Yani bizim kastettiğimiz şey elinde silah olan ve insanlara zulmeden işte bir Siyonizm'den bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki öyle bir an olacak ki yani bir taşın arkasına saklanmış olsa taş diyecek ki gel. Seni aradığım benim arkamda yani.
Bu çok ilginç bir şey, benzetme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi savaş için böyle bir benzetmesi vardır? Ya da hangi bir ordu için, bu nasıl bir celallenme, bu nasıl bir öfke? Yani taşlar bile yardım. Şimdi bakıyorsunuz, yine diyeceğim 70-80 yıllık bir şeydir bu. 100 yıl önce deseniz ya birlikte yaşanıyordu. Halen de yaşanıyor yani. Ama bir şey yapacaklar ve öyle bir öfke oluşturacaklar ki o öfkeyle, yani kendisi bulamasa taş nereye saklanmışsa oradan ses gelecek ki bak gel burada diye. Şimdi o çizgi nedir bilmiyoruz. Rabbimizin de bir kırmızı çizgisi vardır. Rabbül Alemin. İşte oraya doğru dolduruyorlar. Şimdi bunlar olur Ali abi. Geçen programda ifade etmeye çalıştım. Benim bu çağda yaşayan Müslümanlar ne yapımı hesabına bir endişem şu. Öldük. Ya fazladan bir sorguya, suale, işte şu kadar günahı varmış ha, şu kadar amelini de yapmamış ha falan. Sanki bizde böyle bir şeylere gerek olmayacak gibi. Sadece ya bu çağda yaşamış ve yaşamış. Hani keyfince yaşamış. Vebal olarak yeter gibi geliyor. Ya bir anlattılar Doğu Türkistan'ı. Şimdi Kudüs mesela gözümüzün önünde. Oradan hiç kimsenin haberi yok. Yani 8 tabii. Milyon kişinin kamplara alındığından bahsediliyor. Ufak çocukların, 5 yaş altı çocukların evlerinden koparılıp götürüldü. Çince öğretildiği. Çocuk babasını arıyor. Baba Çince bilmediği için çocuğuyla konuşamıyor. Evlere geliyorlar, oturuyorlar mesela. Çin aileler. Kızlarına tecavüz, hanımlarına tecavüz. Bunlar yaşanıyor evin içerisinde. Kazım Karabekir Paşa'nın kızı diyor ki, babam derdi ki, yani evlatlarından, şu gözümün gördüğünü Allah düşmanıma bile göstermesin. O dedem de anlatırdı aslında. Ermeni mezalimi diye anlatırdı. 7-8 yaşlarında gördüğü şeyler o. Yani öyle şeyler oluyordu ki belki yine oluyordu. Yani ahir zaman. Abi şimdi bak onlar yaşanıyor belki. Yüzyıllık bir hadise. Bence. Ama şimdi artık hem görüyor hem bir şey yapamıyoruz işte. Evet. Asıl çıldırtan o. Bab sen ne yaptın diyecekler. Yani tabii. Diyeceğin ne var en delikanlımızın diyecek. Yani bir gözyaşı döktüysen. Evet. Dua ettim mi, yok. Ya Rabbi. Öyle diyecek. Bir gözyaşı döktüm diyecek. Belki bir yemek yiyordum da boğazımda kaldı yemek. Kahkaha atıyordum, kahkaham eksik kaldı ya Rabbi. Buradan bir taş fırlattım. Yardım gönderdim. Davud Aleyhisselam'ı önemsiyorlar. Tweet attım. Taş yerine geçer inşallah. Mehmet Akif Ersoy diyeceğim birden. Mehmet Akif Ersoy. Asıl Mehmet Akif Ersoy'u hatırlatıyor abi. Bu yüzden Mehmet Akif Bey şimdi tabii birbirine girince konular. Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ı daha çok önemsiyorlar. Çünkü o king, kral. Musa Aleyhisselam yani normalde İsrailoğullarına gönderilen peygamberler en sonuncusu diyelim. Hazreti İsa'ydı yani. Hazreti Musa da ellerinden çok çekmiş. Tabii canım. Kur'an-ı Kerim'in %70'i ya Musa diye geçiyor. Allah Musa'ya dedi, Musa Allah'a dedik ki diye. Evet, evet, evet. Yani İsrailoğulları Davud Aleyhisselam'ı önemser çünkü o king güçlüdür. Yani gücün yanındadır. Şimdi gücün yanında fakat lehül mülk ve lehül hamd ve hüve alâ kulli şeyin kadir. Mülk Allah'ındır. Ve şükür ona hastır. Hamd ona hastır. Onun gücü her şeye yeter. Şimdi biz ne yapmalıyız? Öncelikle gerçekten yani şu korku var ya abi. Myanmar, Arakan, yeryüzünde masum Müslümanlar, aç Müslümanlar, Afrika, mazlumlar. Allah'ın huzuruna çıktığı zaman bir insanın dizlerinin titremesi lazım. Yani Rabbül Alemin'in karşısındasın. Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede, onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yani onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Hani sizin konuşmalarınız da dedikodu, onların söyledikleri de dedikodu. Hakikati bilmiyorsunuz. Öyle bir Rabbin karşısındasın ki, Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, Allah sırlarını kutsiyetini artırsın. Bazen bazı ayetler vardır. Yani onlara de ya o direkt sana inen bir ayet olmuş olsaydı
Yani o secdedeyken tependen aşağıya büyük bir topuzun ineceğinden korkmalısın. Çünkü yeryüzünde Allah'ın nizamını bozan, yeryüzünde kargaşa çıkaran bir sürü insanlar var. Ve mesela yanlış anlaşılmasın ama size ne oluyor da ey Rabbimiz katından bize bir yardımcı gönder diyenler varken onlar için kalkıp da bir savaşa gitmiyorsunuz ya da bir mücadeleye girmiyorsunuz. Bir insan tek başına namaza durduğunda aslında çok cahil cesarettir. Toplulukla birlikte yine bir insan Allah'ın huzuru, Allah Teala'nın huzurundayken gene birilerinin arkasına gizlenebilir filan ama tek başına namaz kılan adam çok yani cahil cesareti var yani. Allah Teala ile Allah Teala ile baş başa ve yapması gereken bir sürü şey var. Yani o secdeye gelene kadar ölmemiz gereken çok şey var. Fakat konu hala konuşuyoruz yani. Allah yani ne yapmamız gerekiyorsa Allah Teala onu nasip etsin. Amin. Amin inşallah. Niyazımız o. Bir Ayasofya'ya diyelim, Kur'an-ı Kerim kıraatine kulak verelim, gönül verelim. Şu konuştuklarımız da böyle bir tefekkür aralığı açılmış olsun. Malum şunu hatırlatayım. Bir iki gündür bunun bahsi geçiliyor. Mesela herhangi bir televizyonda Kur'an-ı Kerim okunuyor diyelim. O sıra mesela yemek yenmez. Yandakiyle muhabbet edilmez. Hanım tuzluğu uzatır mısın filan denmez. Ve idâ gureyel Kur'an festemi'u leh ve ensitû. Şöyle Kur'an-ı Kerim dinlenir. Kur'an-ı Kerim'e açık bırakılmış radyo muamelesi yapılmaz diyor. Bunu hatırlatmış olalım. Söz verdim birisine, bunu dostlara hatırlatmam lazım. Siz zaten böyle yapıyorsunuzdur da. Belki bir yapmayan denk gelir filan diye. Ama Kur'an-ı Kerim dinlerken tefekkür etmek orucu da bozmaz. Kur'an dinlemeye de halel getirmez. Şu konuşulan mevzuları tefekkür ederek Ayasofya'ya gidelim. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا له الأسماء الحسنى وهل أتى
حديث موسى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. Aramızda bir mevzu var da işin içinden çıkamadık, size de soralım. Akif bir yere yetişmesi gerekiyor iftarda, azıcık erken ayrılmak durumunda. Diyordu ki bir şiir dinleyip en azından öyle gitsem, biz de Akif'i gönderdikten sonra mı şiiri ne dinlesek? Bir de orası var, iftara yaklaşmış. Gönderdikten sonra ne yapacağız? Bari o zaman bir şiir derdik. Ora zor dakikalar artık. Son 15 dakika ya. Öyle mi? Tabii soruyorsun mesela. Ben nice baba yiğit konuklar gördüm. Soru da anlatayım Serdar'ım falan. Yerinde duramaz. Son 15 dakika sorarsın. Böyle. Yani. Öyle derken hocam yani. Böyle. Bir an önce ezan okunsun gibi. Al ver dakikalar geçmez yani. Oraya saklıyoruz şiiri. Öyle mi yapalım, yok siz ne diyorsunuz? Hayır, ben dinleyememiş olurum öyle bir durumda diye ben. Tamam Ali o zaman abi, şiir yok. Şiir daha yani. Şiir konuşmuşken olduğu yerde. Ya estağfurullah. Yani konuşun ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olur. Önce isterseniz Kudüs ile ilgili bir şiir okuyalım. Eyvallah. Ama şunu ifade edeyim. Miraç, namaz miraçtır. Müminin miracıdır. Ve miraç, şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Miraç Kudüs'te başlar. Yani yüzümüzü Mescid-i Haram'a çeviririz ama bilmeliyiz ki o Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir yol vardır. Ve Allah alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibini bir gece orada yürütmüştür. Yani Mescid-i Aksa'yı unutmadan, Kudüs'ü unutmadan namazlar ancak miraç olur. Haşa böyle büyük bir söz söylemiş olmayayım ama yani mübalağa sanattır edebiyatta. Fetva gibi bir şey de olmadığı, hoca olmadığımıza göre kimse o konu oraya çekmez. Kudüs şehirdir. Çok tatlı bir adamsın Ali abi. Hani mesela bir şey söylüyorsun ya, ona muhalefet edilebilecek yerler var. Oraları da düşünüyorsun. Onu muhalefet da söylüyorsun. Bak, bunu böyle diyorlarsa bak bu da böyle aslında filan. Kendisiyle konuşuyor Derviş Baba. Evet.
Şimdi peygamberler boş iş yapmazlar. Yani Efendimiz bir şeyle konuşmuşsa gerçekten o Efendimiz'i duyuyordur ya da Efendimiz onu duyuyordur. Medine Münevvere'ye hicret başlarken Mekke Mükerreme'den ayrıldılar ve döndüler. Uzaktan Mekke'ye seslendiler. Dediler ki ey Mekke, sen benim için bütün dünyadan değerlisin, bunu bil. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor. Yani onun için gidiyorum. Mekke'den niçin çıktığını adeta dönüp Mekke'ye izah etti ve öyle gitti. Demek ki şehirler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı duyar. Biz de dedik ki şehirleri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duyar. Kudüs Efendimiz'e seslensin. Biz değil de Ben Kudüs'üm diye bir şiirimiz var. Onu takdim edelim inşallah. Eyvallah abi. Zaten şiirin takdim kısmı bizi eridi, bitirdi. Millet bana der falan. Ben alttan müzik gelse şiir başladı zannettim. Şiir zannettim ben de. Aynı. Ben de öyle zannettim ama Dursun abi böyle bir sesi benim. De var öyle bir. Bakalım. Kudüs Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a seslensin. Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım, Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali beni de duy. Beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi mahzun. Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusu. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye, bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüznün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rukiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastın bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm. Kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine
onlardan irili ufaklı kefenler ördüm ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm Eba Eyyuber Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescidi kıbleteğinde yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin de yüzü Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, eğer bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Bana buna da demelerinden endişe etmesem, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm. Niyeymiş, iyiymiş. Onun sonu tokat gibi oldu. Sen başımın tacısın ama bugün ümmetine küsüm deyince hakikaten tokat gibi oldu. Şiiri dinlerken ümmet-i Muhammed'in ahvaliyle alakalı iki husus geldi gönlüme. Bir tanesi şu. Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'e gelirken mihmandarlığını yapan zat bir Yahudi. İşte ehliyet, liyakat vesaire koyalım bir kenara. Dönüp orada, kenara koyduğumuz bir şey doğru. Koyalım bir kenara. Yani başka bir şey söyleyeceğim. Başka türlü. yani biz inceden ince kenara koyduğumuz için. Kenarda durduğu için. Eyvallah. Şimdi Kudüs'e eriştikleri vakit diyor ki bana ne yaptın diyor. Bir şey yapmadım diyor. Bana ne yaptın diyor söyle. Bir şey yapmadım. Kılıcı çekmiş söyle demiş bana ne yaptın. Yahut diyor ki bazen diyor sen önde yürürken gölgen arkaya düşüyordu. Sinirle gölgenin üstünde tepiniyordum diyor. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'in sorma sebebi şuymuş. Hadis-i Şerif. Efendimiz buyurmuş ki kim bir Yahudi ile hareket ederse, beraber olursa mutlaka bir zarar görür. Ondan bir zarar görür. Bunu duyduğu için dönüyor diyor ki bana ne yaptın? Yapmadım, yol boyu yani. Yapmadım filan. Kılıcı çekince karşıdaki Ömer mecbur söylüyor. Aklıma hep şu gelir. Lan biz olsaydık orada Hazreti Ömer'in yerinde. O hadis-i şerifi de duymuş olsaydık, biliyor olsaydık ve bir zarar da zahiren görmeseydik ne derdik? Direkt kıvırırdık. Demek ki Resulullah bütün Yahudileri kastetmedi. Tabii. Demek ki bunların başkaları da var. Demek ki bu onlardan bir şey değil. Demek ki bunda bir şey. Yahut hadiste bir problem var. Direkt. Bir örnek bu.
öbürü gene Kudüs'le irtibatlı. Hayal kurarız mesela, deriz ki ya keşke biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş müminlerden biri olsaydık. Sahabeden biri olsaydık falan. Tamam, buyurun. Hadi Allah nasip etti ve Miraç'ın ertesi sabahı Mekkeli bir Müslümansın. Tak 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 kapı çalıyor falan, açıyorsun, buyurun. Seninki diyor, duydun mu bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş, oradan Sidretül Münteha'ya falan kaldık. Hazreti Ebubekir'in muhatap olduğu soruya radıyallahu anh, biz muhatap olduk. Bu çağın Müslümanları olarak ne cevap verirdik? Ya o diyorsa tabii, doğrudur tabii, netliğinde, evet. Bu çok zor bir şey, tamam, sıddıkiyet makamı falan da, biz çok direkt söyleyeceğim ama kıvırmaya, yavşamaya, yamulmaya, tevile, uydurmaya falan. Burada rütük yok herhalde. Müsaitiz. Yok, burada rütük yok. Yani bir şey olsa yani iftar olana kadar. Yani neyse. Şimdi şöyle abi. Biraz bundan geliyor başımıza, evet, ne geliyorsa öyle. Onu demeye. Yani şimdi sahabe efendilerimizin tümüne baktığımızda, haşa ve kella. Sahabe efendilerimizin tümüne baktığımızda imanın yani hani böyle enerjisi bitmeyen bir ışık düşün. Ya böyle yuvarlak bir top gibi bir karenin içinde ışık olarak atıyorsun. Ve o her yere çarpa çarpa gidiyor. Çarpa çarpa gidiyor. Durduğu yok. İman sahabe efendilerimiz de böyleydi. Yani bütün sahabe efendilerimiz imanla alakalı bütün örnekleri verdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin verdiği örnek. Yani sıddıkiyet makamı. Kim dedi bunu sana? O mu dedi? O dediyse doğrudur. Yani hiç araştırmaya gerek yok. Ama imtihandan imtihana girenler, geçenler vardı. 3000 kişi vardı Hendek Savaşı'na giden. Efendimizin yanında kalan 300 kişi. Haşa, 2700'ü de münafık değildi ki. Yani münafıklar vardı, evet. Fakat o arada yani etraftan esen, seslere çok fazla itibar eden şeyler vardı. Fakat Allah Teala da onları yaşattı. Yani onlara bunları yaşattı. Böyle yaşadığınız zaman da ne yapacağımızı bize öğretmek için. Yoksa onların tamamını da Allah Teala bağışladı. Gördün mü? Azıcık bir böyle bir ümit kapısı. Ama tabii. Ümit kapısı araladın. Allah razı olsun. Tabii abi. Yoksa. Yani hiçbirimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz gibi olamayız. Haşa. Haddimizi biliriz. Allah. Biz onun ayaklarını öperim. Yani ona izin vermez ama. Çalışanlara benzesin. Şimdi bazen diyorum, şimdi ayaklarını, yani ayaklarını gerçekten ayaklarından, insan anasının ayaklarından öper. Hocasının manevi büyüğün ayaklarından öper. Yani öper. Ha der ki ya ayaktan öpme uygun değildir. Secde etmiyoruz ki. Ben derim ki keşke o senin bir yaşında, iki yaşındaki zamanına denk gelseydim de ben senin o ayaklarını bir öpseydim böyle doya doya. Bunun da tevili var yani. Herhalde küçük bir çocuğun ayağını öpmende bir şey yoktur, günah. Eyvallah. Akif'im, şimdi seni yolcu edeceğiz ama yolcu etmeden evvel bunu sormak istiyorum. Yani İslam coğrafyasını başta söyledim. Çok iyi koklayan, gören, orada ne olup bittiğini okuyan, araştıran, ilgilenen bu işin içindeki bir adamsın. Abi ümmeti Muhammed, hani devletler olarak soracağım şimdi. Lan nereye dönsek bir pürüzle, bir problemle, bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte Mısır'la toparlanmaya çalışıyor. Libya'yla biraz bir şey var. Katar öyle falan. Bu işi Müslüman bir gazeteci gözüyle baktığında nasıl okuyorsun? Nereye gidiyor bu hadise? Şöyle, şimdi bizde başlayan bir hikaye. Hani ne yapacağız sorusuna yanıt arıyoruz ya. Mesela ticaretimizi düzgün yapacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Gazetecilik yaparken el emin, güvenilir olacağız. Dostlarımızla, akrabalarımızla ilişkilerimizi önce düzgün tanzim edeceğiz. Sonra bunu yavaş yavaş çevremize yayacağız diye başlayan bir hikaye. Bizim herhalde en temel sorunumuz kendimizi bilmek, kendimize dönmekle ilgili bir sorun. Biz hikayeye Kudüs'ten başlıyoruz. Yani hedefe orayı koyuyoruz. Hedefe Amerika'yı koyuyoruz. Hedefe İsrail'i koyuyoruz. Çok uzak hedefler seçiyoruz kendimize. Kendimize ilgilenmek zorunda kalmıyoruz. Bir de yapmayacağımız hedefler. Tabii canım. Yani çok kolay yani. Tweet atıyoruz. Ben tweet bile atmadım yani artık. Çünkü şöyle bir şey. Uzak hedefler koyuyoruz. O uzak hedeflerle ilgili söylem üretmek, retorik yapmak, hamaset, para gönderiyoruz mesela. Slogan atıyoruz. İsrail konsolosluğu önüne gidiyoruz. Eve gittiğimizde gönül rahatlığıyla da biz işimizi yaptık diyoruz. İşini yapan insanlar tanıyorum bu arada. Yani mesela SİHA üretiyor bir arkadaşımız, birisi.
şahitlik ettiğim için söyleyeyim yani. İş yapıyor. Eyvallah. Yani gerçekten iş yapıyor yani. Böyle insanlar da var. Ama pek çoğumuz biraz daha konforlu alanlarda takılmaya devam ediyoruz. Şimdilik Arap ülkelerinin petrolleri var. Körfez ülkelerinin o petrollerin paralarını bir süre daha yiyecekler. Bir süre daha onun saltanatı sürecek, devam edecek. Bu mesele herhalde bir yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sebebi kuruluş meselesi. Yine belki saatlerce konuşacağımız Arap Birliği bir toplanacaklardı, toplandılar mı bilmiyorum. Bir kınama kararı daha çıktı. Çıkartırlar. Çıkarttılar sert, mı? Yani sert dille olsun. Sert dille mi? Sert dille tabii. Olsun. O çok önemli ya. Nasıl yani, oluyorsa o sert. Yıllar ben orada Kahire'deyken çok takip ederdim o toplantıları. Ezberlediğimiz şeyler bizim bunlar. Ne olsun ötesi mi? Yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bizi herhalde şey olarak da yani toparlayacak bir okuduğumuz kitaplar çok başka. Dine bakış açımız, mezhebe, İslam'ın kendisine, özüne, hakikatine bakışımız çok başka, çok başka başka yerlerde kaldık. Bu sadece İslam coğrafyası için değil. Yani Türkiye'de bunu işte farklı cemaatler, gruplar üzerinden söyleyebiliriz, farklı siyasi yapılanmalar üzerinden söyleyebiliriz. Filistin'de bunu Fetih ve Hamas için dahi söyleyebiliriz. Yani İsrail, Filistin meselesine bakarken Hamasçı mı, Fetihçi mi diye ayırt etmez ama Filistinler kendi işlerinde bunu çok net ayırt ederler. Dolayısıyla öğreniyoruz, öğreneceğiz herhalde. Daha çok vakti var gibi görünüyor. Belki biraz daha fazlasını kaybedeceğiz bu meselenin idrak edebilmek adına gibi görünüyor. Sonrasını biz yetişir miyiz bilmiyorum ama ben herhalde başından beri bu çok büyük hedefler koyma meselesine karşı çıkanlardanım. Yani bu hikaye bizim çok küçük dünyamızda başlayan bir hikaye. Yani ben gazetecilik yaparken bunu bana öğretilen ilkeler doğrultusunda. Yani şu da oldu çünkü. Liyakat ehliyet dedin ya. İhsan Fazlıoğlu Hoca selam olsun. O bayıldığım bir cümledir. Diyordu ki dünyayı değiştirmek istiyorsan davranışlarını değiştir. Dünyanı değiştirmek istiyorsan kelimelerini değiştir. Eyvallah. Büyük bir ölçü. Hedef o zaman büyüyor zaten. Yani dünyada bir şeyler yanlış. Ulan ben de dünyanın bir parçasıyım. Ben kendimi bir noktada düzeltirsem dünya bir yanlıştan kurtulacak. Bitti. Abi herkes gücü kadar zulmeder. Taksiye biniyorum. Taksici diyor ki ya falanca bakan yolsuzluk yapmış bilmem kaç milyon lira çalmış. Hadi ya diyorum öyle mi yapmış? Sen diyorum hiç bu taksimetreyle oynadın mı? Bu başıma geldi benim yani. Turist gezdirirken oynadın mı? Ya bizim dedi 3 kuruş ekmek paramız. Ya sen bu kadar çalabiliyorsun. Yani sen 5 lira çalabiliyorsun. Adam 5 milyon çalabiliyor. Bu seni ondan daha iyi yapmaz. Yani herkes, sen 3 kişi çalıştırıyorsun yanında zulmediyorsun. Ben 1500 kişi çalıştırıyorum zulmediyorum. Ben daha zalim değilim. Senin gücün 3 kişiye zulmetmeye yetti. Dolayısıyla bizim burada meseleye bakışımızda genelde bir, yani ben kendi işimi yaparken yalan söylüyorum. Adaletli davranmıyorum, ilkeli davranmıyorum. Bir de şey var Mehmet Akif abi. İfk hadisesi olduğunda, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe annemiz bunlar çok üzüldüler. Medine ashab çok üzüldü, sahabe. Efendimizin annemize yani müminlerin annesine laf atıldı, dil uzatıldı. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri hanımıyla birlikte dedi ne düşünüyorsun dedi. Çünkü daha ayet-i kerime inmemiş yani Ayşe annemizi temize çıkaran ayet-i kerime. Ya dedi sen olsan Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri eşine. Sen olsan yapar mısın dedi böyle bir şey. Haşa dedi. O zaman bil ki Ayşe senden hayırlıdır dedi. Şimdi o taksici sen bunu yapar mısın? Yok ben evime. Bil ki o insanlar da belirli bir noktaya gelmişlerse senden hayır zaten öyle görmen gerekiyor. Çünkü her duyduğunun peşine düşmek de bir mümin için günah olarak yetiyor yani. Mehmet Akif güzel demiş, dinleri işimiz, işleri dinimiz gibi diye. Evet. 100 yıl önce yani. Yani empatinin herhalde kralı bu olsa. Bir arpa bayı alabilmiş miyiz emin değil. Al Pacino'nun bir filmi vardı, hangisinde bilmiyorum, o kafayı çekmiş Hazreti kötü adam baba, sarhoş da, böyle lüks bir restoran, kalkıyor oradaki o krem de la krem insanlara. Ben kötüyüm diyor, siz değilsiniz öyle mi diyor, hayır. Ben kötü olduğumu ortaya koyabilecek kadar kötüyüm, siz gizleniyorsunuz. Gizleyebildiğiniz için kendinizi iyi zannediyorsunuz. Halbuki hepiniz kötüsünüz falan. Bu çok güzel manifesto vardır. Gizlediğini gizlemekte iyisiniz. Evet. Yani evet iyisiniz ama
kötülüğünüzü gizlemekte demek iyisiniz. Tabii kendine. Gönül neylersin övdü, yara kendinde kendinde. Ne ararsan iyi kötü, ara kendinde kendinde. Eyvallah, bence bu kadar hikaye. Yani. Sen bayağı bir derviş falan bir adamsın. Yok aslında. Ya, vallahi o Habertürk'te falan onu gazeteci bahsedici görüyorum. Bayağı derviş ya. Hiç değilim. Ama insanın kendi derinleşmesini önemsiyorum. Yani kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Herkesin bunda buna biraz çaba sarf etmesi gerektiğini öğreniyoruz diyeyim. Yani eksiklerimizle, noksanlarımızla yani ne olduğumuza bir bakacağız. Ondan sonra hikaye orada başlıyor. Eyvallah. İftardan önce bu kadar derinleşebiliyoruz. Bir iftar sonrası geniş gelirsen şu çay kahve uzun uzun. Akif'im seni geciktirmeyelim. Davetli olduğum bir yere müsaade isteyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah'a emanet. Çok bu arada ederim. Bir Fransa'ya gidiyoruz. Memnunum. Fransa'ya giderken biz de Akif'i uğurlayalım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ahanda Eyfel Kulesi'ni de gördük. Selamun Aleyküm. Çetin Ali, Cumhur, Yavuz Dündar. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz abiler? Elhamdülillah. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Şükürler olsun. Bey. Şükürler olsun. Biz de iyiyiz. Hamdolsun. Nasıl geçiyor Ramazan-ı Şerif Fransa'da? Ne var ne yok biraz anlatır mısınız bize? Elhamdülillah güzel geçiyor. Tabii ki biraz sönük geçiyor. Yani tam manasıyla ve anlamıyla Ramazan-ı Şerif'imizi eda edemiyoruz. Buradaki pandemiden dolayı camilerimiz maalesef kapalı. Yani teravih namazları, tam namazlarımızı eda edemiyoruz. Ama buna da şükür diyelim yani. Rabbimize hamdü senalar olsun. Az önce kıymetli Südebegi, kıymetli hocalarımızın Mehmet Akif Bey'in ve kıymetli Dursun Ali Erzincan hocamızdan sohbet ederken o Doğu Türkistan'daki olaylara değindiniz. Biz evet. De bu arada sizi dinliyorduk. Yani oralan kıyasladığımız zaman elhamdülillah çok çok iyiyiz diyebiliriz yani. Allah kardeşlerimizin de yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Bugün. Değil mi? Biraz bizim böyle bakmamız lazım. Hani sorarsan eksiğimiz evet. Var. Sorarsan pandemi geldi şöyle oldu. Eskiden şöyleydi filan ama şu an o zulüm yaşayan yerlerle kıyasladığımız vakit de ne kadar hamd etsek o kadar az. Şükürler tabii, olsun. Tabii. Peki ezan sesi duyabiliyor musunuz? Fransa'da öyle bir imkan var mıydı? Fransa'da ezan sesi maalesef duyamıyoruz. Ama biz bu eksikliği iftar vakti belki evimizde gidermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza evet. Ezan okutmaya çalışıyoruz. Evet. Hayır olsun inşallah. Peki bu tesettür meselesiyle alakalı Fransa'da bir takım şeyler yap. Onlar ne durumda şu anda abi? Kamusal alanda başörtüsü düzenlemesi vesaire. Yani bu tabii yaklaşan seçimleri de göz önüne alarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Zaten bu sürekli Fransa'da yıllardır gündemde olan bir konu ama Çetin kardeşim daha iyi bilir. Ama merkez sağa kayması düşünülen seçmeni elde tutmak için seçim dönemlerinde bu tür şeyler yapılır her zaman. Bunların bir kısmı kanunlaşır, bir kısmı kanunlaşmaz. Ama bu ilk değil Fransa'da, yeni değil. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Şu an için bunun kanunu bildiğim kadarıyla hazır. Tabii seçimden önce bununla ilgili ciddi bir şeyler yapmayı düşünüyorlar. Kamusal alanda 18 yaşındaki kızlarımızla ilgili olsun, okullarda derslere, bazı spor derslerine katılımla ilgili olsun. Bazı düzenlemeler yapılıyor şu anda. Kanunlaşma aşamasında diyebiliriz. İşte hatta teşekkür ediyorum Kerem Hocam. Hatta biraz daha da ileri gidebiliriz. Yani şu an umuma açık yerlerde bile başörtüsünü 18 yaşından küçüklere yasaklamayı düşünüyorlar. Hatta onun da şu an yasa tasarısını maalesef oynamaya sundular. Senatörler bunu onayladılar. Şimdi meclise de gelecek ama büyük ihtimal meclisten geçmez. Çünkü şu anki hükümet buna karşı. Ama tabii ki bir her şey yine bunlar işin teferruatı. Yine her şey dönüp dolaşıyor, bizde bitiyor. Yani biz ne kadar çalışkan, ne kadar dinimizi en güzel bir şekilde ahlakımızla, yaşantımızla temsil edebilirsek o insanlarda nasıl bizim ecdadımız, o sahabiler, o tüccarlar dünyanın ebu ucuna gidip ahlakıyla, aile biçimiyle, yaşantısıyla insanlara örnek olup İslamiyet'i bulmalarına vesile olduysalar, bizler de burada birer aslında temsilciyiz. Temsilciyiz. Rabbimizin de yeryüzünde aslında dininin
lanse eden şimdi, biraz bu şuurda halifeleriyiz yani. Eyvallah, bu biz şuurda, bunları buradaki yaşayan gayrimüslim insanlara bunları aktarabilmemiz lazım ve Ebu Talipleri bulmamız lazım aslında. Çünkü herkeste bu kefeye koymamak gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de himayesini altına onun himayesi altına aldığı nice insanlar vardı zamanında ve dinini kabul etmeyen insanlar vardı. Bundan bir tanesi de amcasıydı. Dolayısıyla biz de bu insanları bulmamız lazım ve bunlara yönelik çalışmalar yapmamız lazım diye düşünüyorum İnşallah. Yani ama Allah'ım gücünüzü kuvvetinizi artırsın, sayenizi meşgul etsin. Şu bilinci, şu şuuru diri tutmayı nasip etsin. Sizin Allah şahsınıza Fransa'daki bütün hem din kardeşlerimize hem bütün milletimizin mensuplarına hayırlı Ramazanlar ve şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Size teşekkür zahmet ediyoruz. Verdik. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Biz Hayati İnanç hocamızı, Dursun Ali Erzincanlı hocamızı, İGMG Sarsel Şube Eğitim Merkezi Başkanıyım. Kıymetli hocamız da oranın eğitim müdürü. Kıymetli hocalarımızı ağırlama imkanı bulduk. Rahmetli Ömer Döngeloğlu hocamızı da ağırlama imkanı bulmuştuk. Rabbim kani kani rahmet eylesin bu mübarek günlerde kendisine de. İnşallah sizleri de bir gün burada tekrar normale döndükten sonra ağırlamayı düşünüyoruz. İnşallah. Şerefle. Ümit ediyoruz diyelim yani. Dua edelim bu yönde. Şerefle inşallah. Geliriz, kucaklaşırız, Eyvallah. Dostlarla beraber oluruz. Allah'a emanet Allah tekrar. Olsun. Hayırlı Sağ Ramazanlarınız olun. Olsun. Hoşça kalın. Eyvallah. Eyvallah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Akif'i gönderdik Ali Baba iftara son böyle 13-14 dakika falan kaldı. Şeye baktım ben de baktım böyle ekranda veriyor musunuz diye geriye dönüş sayma işte. Ha yok onu yapamadık çok ciddi maliyetli bir programmış o. Allah Allah olsun gerek yok dediler, o zaman her yerde var zaten. Ha, gücümüz yetmez ya. Gerek TRT yok. TRT bile yapıyor yani. Yani herkes yapıyor. Yani. Şimdi, farklı şeyler yapmak. Abi bir şey söyledi ya insan kimi seviyorsa ya da neyi seviyorsa gittiği vakit, yüzü görüldüğü vakit bir şeyi hatırlatıyor abi. Mesela burada sen olmasan belki Ömer Hoca aklına gelmeyecekti. Hı, tabii. Tamam tabii, tabii. Hatırlatıyor. Filan adam bir yemek çok seviyor adam o yemeği. Ya o yemek geldiği vakit ulan diyorsun keşke şu da olsaydı burada. Birisi de yemeği hatırlatıyor. Birisi mesela görüyorsun birisini hatırlatıyor. Bir şiiri hatırlatıyor. İnsan bir de kendini bu teraziye bir çıkarıp bir ulan ben neyi hatırlatıyorum? Tabii. Beni görünce insanlar neyi hatırlıyor? Yani iyi şeyi hatırlatmak lazım. Yani baktığında, yüzüne baktığında Allah ve Resulünü hatırlatan Rabbani alimler vardır. Bunlar başta sahabe efendilerimiz, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ve kıyamete kadar gelip geçecek arifi billahlar, Rabbani alimler. Onlar görüldüğü zaman Allah Teala'yı hatırlatırlar. Dünyadan çekilirsin, gidersin yani. Mesela şeyde Kadir Gecesi'nin öyle bir hususiyeti vardır. Ramazan öyle. Ramazan gelmeden 2-3 gün önce aslında açılışta söyledin. 2-3 gün önceden akşamlar Ramazan akşamlarına döner. Böyle bir hazırlıktır. Allah Teala sevgili Peygamber Efendimiz'i örnek olarak göndermiş ama ona bakarak onun tavır ve davranışlarını uygulayarak bir ahlak-ı Muhammediye dediğimiz ahlaklar bütünü ortaya çıkıyor. Bu ahlaklar bütününü biz görüyoruz yani Rabbani alimlerde ve görmemiz lazım. İlmin meyvesi edeptir. Yani edep yoksa demek ki meyve vermemiş. Yani bir ilim bir insanda meyve vermesi için onda edebin görünmesi lazım. Eğer edep yoksa demek ki onun aşılaması tam olmamış. Şimdi sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatan, yani gerçekten ben mesela bazen böyle bir şey gördüğümde salatü selam getiriyorum. Bu şu anlama geliyor. Ben o şahsa salatü selam getirmiyorum. Evet. Yani o hatırlatana diyorum ki Allahümme salli ve sellim ala seyyidine ve nebiyyine Muhammedin ve ala ali seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Şimdi bu günü koklayınca da getiriyorsun bu salavatı. Yani güle değil ona. Tabii. Evet. Ve bir yüz ve bir insan ve o insan
bunun farkında ya da değil. Ama bakıldığında Allah ve Resulü'nü hatırlatan demek ki şeyler olur. Ha bazen de bana her şey seni hatırlatıyor olur. O da artık öyle ki mesela Hazreti Bilal-i Habeşi gibi Medine Münevvere'den onu çıkaracak kadar. Bu kalanlar Hazreti Bilal'den daha aşağı anlamında değil. Yani kalan Ebu Bekir'dir, kalan Ömer'dir, kalan Ali'dir. Keremallah ve şey. Ama onun da tecellisi herkeste başka başka. Bambaşka. Herkeste başka. Yani bugün okumuş olduğumuz Delal-ül Hayratlar'da 750 tane isim ve sıfat vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu öyle bir şey ki yani güneşten ışık alsın bütün yıldızlar ve her birinin bazı özellikleri farklı olsun. Her biri milyonlarca farklı renk elimize geçer. Bazen Ali bir şey sorayım Ali abi. Bazen böyle mahcup oluyor musun abi? Çünkü Mevla artırsın bu nimeti. Daim etsin. Şu güzel vakitte zikrediyorum ki dostlar da dua etsin. Amin. Allah. Amin. Çünkü bu kazanarak elde edilecek bir şey değil. Allah tabii seni bu asırda Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Nahat-ı Şerifler yazıp okumak ve bunu güzel yapmak hususunda istihdam etmiş. Elhamdülillah. Bunun mahcubiyetini, çünkü bak seni görünce insanlar Nahat-ı Şerifler'i hatırlıyor. Şimdi ben şöyle tabiri caizse yani bizim kendi ağzımızda şöyle yırttığımı düşünüyorum yani olaydan. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i andığım için insanlar teveccüh gösteriyor. Eyvah. Efendimiz'i andığım için ses tonum insanların hoşuna gidiyor. Oysa ki diksiyon ustaları var. Dublaj sanatçıları var. Azizim. Yani bazı tanıdığımız arkadaşlar da var. Elbette, yani. Elbette. Ama hayır onları değil. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatrına her şey güzelleşiyor. Ve ben Efendimiz'in hatrını olduğunun farkındayım. Onun için üzerimden atıyorum. Yani ama konunun benimle alakası yok diyorsun. Konunun benimle alakası yok yani. Çünkü ben beni biliyorum. Yani eğer ben naatlar değil de başka bir şey okumuş olsaydım. Evet güzel Türkçe'yi güzel kullanıyor. Şiir okuyor ama öbürü daha iyi okuyor. Öbürü daha iyi okuyor olurdu. Peki burada biraz daha hadiseyi derinleştirelim. Bir şey lazım. Bir baba duası. Bir anne duası. Kesin. Belki bir derviş baba baktı böyle bir nazar etti sen tabii, bir yolda yürürken. Tabii. Bir şey var ki. Bu gayret kapısı açıldı. Yo elhamdülillah. Yani 86 yılından itibaren ki 16-17 yaşlarındaydım. Yani 11 yaşında Kur'an kursunda hafızlığa başladım. İlkokulu bitirir bitirmez. 3 yıl tam manasıyla başaramadım. İçimdedir onu. Ama o uğurda gayret. Yine gayret edeceğim Allah'ın izniyle. Ne kadar hafızlık, nerelere falan geldi? Yani şimdi hafızlık mesela işte 7 sayfan çok hastır, 13 sayfan çok iyidir. Ondan sonra işte 7 sayfa ham kalmıştır filan diye böyle her cüzden eksikler vardır. Ahmet hafız oldu mu? Yok. Evlat. Ahmet Osmanlı hafız olmadı. Değil. Fatma anne? Yok üçü de hafız olmadı. Fatma anne bari hafız olsa. Ama belki Fatma anneyi ikna edebilirsem. Şimdi çocukları zorlamadım. Ben Ahmet'i ilahiyata girmesini istedim Ahmet'in ama İmam Hatip okumadığı için sıkıntı yaşarım diye seçmedi. Türk Dili ve Edebiyatı'nı seçti. Fakülteyi bitirdi. Şimdi İmam Hatip olmak için kendi isteğiyle İmam Hatip olmak için şimdi İslam Yüksek Okulu'nda okuyor. Tamam Ahmet'e yakışan bir de baba oldu bu arada. Tabii baba da oldu. Ahmet baba olunca sen dolaylı yoldan dede oldun. Ben şöyle diyor Ahmet diyor ki babamın bir torunu olmuş. Hı-hı. Aferin diyorum oğlum. Ya bizim biz hocamızdan onu öğrenmiştik edepli yani. Edepli bir ifade var. Yani güzel. Oğlum oldu değil de. Ben Mesut Şakan'dan öyle bir tokat yemişimdir. Allah razı olsun elleri dert görmesin. Ne oldu dedi. Dedim ki oğlan. Dedi büyümüş de bir de kalkmış diyor ki yani erkek oldu filan. Yani bunu demek şeymiş ayıpmış. Allah razı olsun coğrafya hocamız İmam Hatip Lisesi'nde bir gün gel dedi ki çocuklar babamın bir torunu oldu. Biz onu bir 5-10 dakikaya anca anlayabildik. Çünkü öyle çok fazla yani tamam ama daha küçüğüz. Yani büyükler onu anlar da biz daha küçük. 14-15 yaşlarındayız. Babamın bir torunu oldu. Sonra onun bir edep. Yani oğlum oldu filan değil de. Mesela bu Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın yani şu şeyine bakar mısınız? Yaşlandım demiyor. Ya Rabbi. Ve bunu Allah Teala'ya söylüyor. Yani gerçekten asıl söylemem gereken şeyi şimdi Allah Teala hatırlattı.
Yani Sadat'a nimeti. Onu söyleyeceğim şimdi. Hazreti Zekeriya, Allah Teala'dan bir şey isteyecek. Ya Rabbi. Yani saçlarımı beyaz alev tutuşturdu, sardı. Başımı beyaz bir alev sardı. Yani saçlarım ağardı. Eşim, yani bu hususta bunu gerçekleştirebilecek kabiliyette değil. Ama ben sana ne zaman ellerimi açsam, sen hiç geri çevirmedin ya Rabbi. Soyumu devam ettirecek bir evlat. Şimdi bak, evet diyelim 3-5 gün sonra elçiler geldi. Allah Teala seni bir evlatla, 3 gün önce dua etmiştim. Şunu demeli, yani beşeri olarak, Allah'ım sana şükürler olsun dualarımı kabul ettiğin için. Hayır, öyle demiyor. Ne diyor? Nasıl olur diyor ya. Sanki 3 gün önce duayı yapan kendisi değil. Nasıl olur diyor. Hem ben yaşlıyım, hem yani eşim rahatsız. Meryem suresinde geçer mi? Melekler ve kezalik. Evet öyledir. Ya dediğin gibidir ama bu Allah'ın bir işidir. Hatta öyle yapar ki Hazreti Zekeriya, ya Rabbi buna bir hani yani oğlumun olacağına bir alamet nedir? Şimdi peygamberlerin hali çok enteresan. Yani Allah Teala, yani onların da enteresan bir nazları var. Yani alamet mi istiyorsun? 3 gün konuşamayacaksın. Ya o şey de geliyor. Orada yalnız enteresan bir şey geldi gönlüm abi. İstiyor. Melekler geldiği vakitte hiç mevzudan haberi yokmuş gibi yapıyor. Nasıl olur? Şu olabilir mi? Yani o onunla benim aramda bir sır. Yani o kadar gizli bir şey ki. Bildiği bir şeyi duymuş gibi yaparsa meleklere zaten istediği aşikar olacak. Onun için nasıl yani konunun benimle alakası yok. Sırrı muhafazası. Şimdi bu da olabilir. Hikmetler, yüzlerce hikmet. Yani binlerce insan katılsa kardeşimiz programa hepsi ayrı bir hikmetten bahsedebilir. Yani Hazreti Zekeriya'nın böyle bir şey yapması bize aleyhisselamı bize bir kapı açıyor. Mesela ben de şöyle düşünüyorum. Kulun gelebileceği en son nokta hayret makamıdır. Ders yani mutasavvıflar. Hayret etmek. O küçük çocuklardan hiç hayret edeni gördün mü? Büyük bir yere geldiği zaman nasıl bir hayret. Yani o çocuğun bakışıyla keşke dünyada her şeye tek tek bakabilsem yani. Şimdi hayret. Evet Allah Teala bunu nasip etti ama nasıl olur? Yani nasıl olur? Bir hayret, bir peygamberin hayreti. Bu Allah Teala'nın büyüklüğü, kendi de aciziyetini gösteriyoruz. Şimdi biz mesela ne yapıyoruz? Şunu dedim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elindeki asayı soran Allah Teala. Oysa ki Allah Teala'nın ilmi her şeye, yani onun ne olduğunu haşa ve kella Allah Teala Musa Aleyhisselam'dan mı öğrenecek? Hayır. Her şeyin bir hikmeti var. Ve Musa Aleyhisselam da anlatıyor. Ya Rabbi diyor bu işte şudur 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 şudur, hatta biraz da uzun da anlatıyor. Allah Teala ile biz konuşmuyoruz. Yani dua. Mesela ben diyorum ki ben Allah'ın varlığına iman etmişim. Fakat melekler benim bu sözümün uygulamasını göremiyor. Ben diyorum ki ben Allah Teala'nın beni duyduğunu biliyorum, iman etmişim. Allah Teala duyuyor, görüyor, semiyadır, basirdir diyorum. Fakat hiç beni görüyormuş gibi bir hayatım yok. Hiç beni duyduğunu mesela. Nasıl ben ya Rabbi Allah'ım sen biliyorsun ya Rabbi. Ben bugün işte şunu yaptım, bunu yaptım. Ya Rabbi dün işte şu arkadaşımız böyle bir işle alakalı bir şey söylemişti. Bugün de nasip olursa ben şimdi gideceğim. Ben hayrımı istiyorum, yardımını talep ediyorum. Sevgili günlüğüm vardır ya, hı hı. O hayale yazdığımız şeylerdi yani. Hayır bu yüce Rabbim diye başlayan ve Allah Teala'nın gerçekten eğer bizi duyduğuna inanıyorsak onunla konuşmalıyız. Yani sesimizi Allah Teala'ya duyurmalıyız. Nedir? Günün içinde ne yaptın?
Yani büyükler, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi büyükler bugün Allah için ne yaptığını günün sonunda sormalı ama bir sabah kalktığımızda bugün Allah için ne yapacağızı önce sormalıyız ki o bir niyet olsun. Onlar büyük onlar. Yani günün sonunda sorar. Günün sonunda bir bugün Allah için ne yaptın diye sormak var. Yeni Şafak'ta yazarken bir yazı yazmıştım. İşi bir ileri götürün merhale olarak. Deyin ki bugün neyi Allah için yapmadın? Ya öyle bir hale gel ki gün içinde yapmadığın tabii. Şey ama. Ama şimdi abi sen bir önceye biz hiç davet yani, ediyorsun. Yani sabahtan... Sabah kalktın. Bugün neyi Allah için yapacağım? Bugün Allah için ne yapacağım? Ne yapacağım? Çünkü bir plan... Ondan sonra... Çünkü onlar zaten kalktığında öyle. Büyükler öyledir hayatları. O belki onların içinden en şeyini, ihlaslısını seçmeye çalışıyor. Biz yapabildiğimiz bir şey arıyoruz yani. Bir tane bulsak. Peki bize öğretir misin abi? Ne yapabiliriz? Mesela yarın kalktı. Bu arada vakit de çok yaklaştı İstanbul'a. Evet. Yarın Allah için yapılabilecek şeyler. Orucu da bozmasın. Evet. Ne yapalım yarın sabah? Bence yapılması gereken şeyin namazı. Namazı gerçek manada yani büyüklerin namazına benzetmeliyiz. Yaşlıların namazına, büyüklerin namazına benzetmeliyiz. Bir yaşlıdır, yani elden ayaktan çekilmiştir. Onun bir namaz kılışı vardır böyle. O rüküye bir gidişi vardır. O rükünün bir tadını alır. Bir yani gerçekten rükû ettiği bir Rabbi vardır. Hani biz, ben Allah'tan başkasına tapmıyorum. O zaman burada tap. Burada göster yani. O rüküye gidişi, o secde, o... Hep örnek veririm. Kız kardeşim kendisine babam gofret aldığı zaman bizim gibi hemen bitirmezdi. O böyle yalardı böyle. Yavaş yavaş yerdi. Sonradan sinir olmaya başlardık yani. O biz 5 dakikada bitirdik, o 1 saatte bitirirdi. Şimdi eğer çok seviyorsanız, seviyorsak en azından 5 dakikada mı bitiyor namaz? Onu bir 7-8 dakikaya yay. Yavaşlat. Bir yaşlı gibi namazı kıl ama bir büyüğün namazına benzesin. Eğer yaşlı gibi kılarsak ileride bir büyüğün namazına benzeyecektir o. Bütün iş odur. Kur'an'ın hidayet kaynağı olması ve nur olmasının sebebi de Allah'ı görür gibi ibadet edenler içindir. Kendimize ve bütün varlığa yapabileceğimiz en büyük iyilik namazı ikame etmek. Yani gerçekten namaz kılabilmek. Allah Teala gerçekten namaz kılanların ardından bizi ayırmasın efendim. Amin. O namaz çok kıymetli bir mihenk abi. Mihenk taşı diyorlar ya. Müslümanlığım kaç gram? Namaza kolaylıkla kalkıp kalkamadığında saklı. Yani oh elhamdülillah bir ezan daha okundu, bir namaz daha kılacağım mı diyorsun? Yoksa Allah kabul etsin mi diyorsun? Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Aziz İstanbul. Buyurun bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
La ilahe illallah. Allah kabul etsin. Aziz İstanbul, canım İstanbul. Bir orucumuz daha oldu. Geriye ne kaldı? Üç oruç mu? Üç iftar mı kaldı? Vay be. Sayılı gün çabuk geçer dedikleri bu herhalde. Ali abiciğim. Hani dün hani başladı falan diyorduk. Şimdi eyvah bitiyor. Yarın bitti. Geçmiş olsun. Ya. Ya inşallah. Allah tekrarına kavuştursun. Muhabbet de, bereket de. El öpme pandemi de yok biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Bak hocam ne diyorsa o. Manen yani. Manen öperiz. Eyvallah. Doğan bayramda el öpmeyi manen, manen öpülünce el o düşünülen de manen gelir inşallah. Eyvallah. Peki şimdi bir çekilişimiz vardı malum. Dün İhya-ül Umuddin kazanan dostları. Onların bir listesini görelim beraberce. Evet. Dünkü çekilişte kazanan kıymetli dostların listesi şu anda ekrana yansımış vaziyette. Bugün de yine bir çekiliş yapacak. Bugün kaç kitap veriyorsunuz İmrancığım? 16 mıydı? 16 değil mi? 16 İhya-ül Umuddin. Bu senenin 1442 Ramazan-ı Şerif'inin son İhya-ül Umuddin hediyesi olsun. Bugünkü çekilişe katılmak için de yapacağınız şey malum belli. Programın altına yorum yazmak, bir de dua etmek. Ya Rabbi inşallah bana değil başka bir kardeşime çıkar. Bu iki şart yerine geldiği vakit çekilişe katılmaya hak kazanıyoruz. Ya da Allah'ım hem kardeşim hem de bana çıksın. Öyle yani birisi öyle yazmış. Yani. O da olur. Niye olmasın yani, ki yani? Yani niye bir insan ille de yani bak mesela Rabben ahfirli. Beni de affet diyor değil mi? Beni diyor. Estağfirullah. Allah'ım beni affeyle. Yok. Ana babamı sonra da bütün müminleri. Peki Allah'tan isterken öyle. Kuldan isterken ya ona ya Rabbi ona çıktı. Ne yaptık Zeytler? Hazır mı? Zeyd'den güzel bir ilahi dinleyerek bağlanacaktık. Evet, çekiliş mevzu anlaşıldı. Onlar zannediyorum bugün yeni bir yerdeler galiba değil mi? Neredeler? Poçitel'deler mi? Sarayova'ya geri döndüler. Blagay, Mostar dolaştılar. Tekrar Sarayova'ya geldiler. Sözü onlara bırakacağız. Dursun Ali Erzincanlı ağabeyim bizimle birlikteydi. Mehmet Akif Ersoy'u gönderdik. Ali abi demin iftardan önce yarım kalan bir şeyi sorayım. Bir Fatiha'ya vesile olsun diye soracağım. Tabii ki. Fransa'daki abimiz dedi ya, Ömer Döngeloğlu hocam da gelmişti. Ömer hocam göçtü, rahmeti rahmana yürüdü. Ben onu o kadar çok sevdiğimi o gittikten sonra anladım. Ama sen gitmeden önce de çok seviyordun, çok sevdiğini biliyordun. Fakat göçünce zannediyorum ki sen de şaşırdın. Ya ben bunca mı severmişim dedin herhalde. Şimdi çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim, yani 86 yılından itibaren çok değer verdiğim bir pınar, bir çeşme, bir Rabbani alimler, evlatları. Ömer hocamla birlikte biz böyle bir Arif-i Billah ziyaret ettiğimizde ayrılmayın buyurdu bana. Dedi birlikte olun. O gittiği zaman ben Ömer hocam vefat ettiği zaman bunu o büyüğümüze söylemekte zorlandım. Sadece şunu diyebildim. Yani ayrılmayın dediniz ama benim elimde olan bir şey değildi yani. Yani tutabilsem ben tutardım ya da gidebilsem ben de giderdim diye. Öyle. Şimdi onun İçimdeki şeyi, acısı geçmesin, hani ayrılmayın sözü yere düşmesin diye Twitter'daki resmimi sabitledim. Ömer Hoca ile benim hacla çekildiğimiz bir resim. O resim öyle kalacak. Ben diyorum belki inşallah hani ayrılmayın derken söz oraya noktalanır. Ayrılmayın inşallah şöyle tecelli etsin. Allah ahiret ayrılığı vermesin. Amin. Diye dua ediyor ya. Tabii. O ayrılmamak o. İnşallah ayrılmayız. Bir nefes kadar bile. Ama şöyle olsun inşallah cennete kim gidiyorsa onun aracılığıyla ayrılmayalım. Eyvallah. Orada Allah hayırlı ömürler nasip buyursun. Yani son mesele şudur yani Serdar abi.
Allah Teala'nın razı oluşu. Yani şu dünya imtihan dünyası. Biz bu dünyada nasıl imtihan edileceğimize karar veremeyiz. Biz bu dünyayı hak etmedik. Yani biz bu dünyayı hak ederek gelmedik. Yani kim ne yaptı, ne verdi de Allah Teala'ya, Allah onu önce var etti, sonra onu hayvan etmedi, bitki etmedi, bilmem insan suretinde yarattı. Bir de öyle ki artık ölüm yok yani. Ol dedi, o oldu. Sadece bir odadan başka bir odaya, bir iklimden başka bir iklime geçecek. Ölüm dediğim şey o. Yani biz ne yaptık ki Allah Teala bize burada bir çocuğu koklayıp böyle bir cennet kokusu, bir işte torundan bahsediyoruz. Efendime söyleyeyim, ne bileyim, sevdiğimiz insanların yanında onların bir ikramı, bir ihsanı dünyalara bedel. Sabah kalkıyoruz, güneşin doğuşu, efendim bütün depresyon rahatsızlıklarına iyi gelecek o günün ilk vakitleri, kainatın sesi rahatsız etmiyor, her şey. İftardan sonraki ilk sigara. Onu ben hiç duymadan devam ediyorum. Gibi şeyler. Yani biz bundan hiçbir güzel şeyleri sayınca ortak, hani dayanamadım. Evet abi. Yani biz bunları hak etmedik ki bu dünyada. Bir şey, yani biz bir şey Allah Teala'ya ödemedik ki bu dünyayı şekillendirmeye çalışıyoruz. Biz bu dünyada ahireti kazanmak için biz bu dünyadayız. Onun için bu dünya imtihan dünyası. Yani sınavdayız. Ya yaptın mı? Tamamladın mı? Daha ne bekliyorsun? Ya bitirdin. Lisede öyleydi mesela. Bir de o ilk çıkma çok karizmatiktir yani. Sınava girdi. 15-20 dakika sonra bir bakıyorsun arkadaşlardan biri kalktı. Nereye? Yaptı. Yaptı gidiyor. Sen otur. 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 Yani eğer Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmışsak, yani şöyle diyelim o zaman, Allah Teala Rabbimiz bizden hoşnut olduğu, bizden razı olduğu bir anda amin, bizi huzuruna kabul amin buyursun yani. Allah Teala bizden razı olsun. Efendimizin çok ettiği bir dua. Allahümme ec'al hayra ömri ahirahud. Allah'ım ömrümün sonunu hayırlısı kıl. Yani en hayırlı zaman neyse o son olsun. İnşallah. 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 Ama Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hayırlı ve uzun. Resulullah Aleyhisselam, ben mesela geçen yıla kadar ben diyordum yani ne kaç yaşında? 63. Mesela diyor ki ya hasta kaç yaşında? 78 yaş. Anneme bile diyordum. Anne bir gün geldi yanım, böyle oturdu. İşte bir yazıhane gibi bir yer açmıştım. Hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk dedi. Nasılsınız? Ne şikayetiniz var dedi. Doktor gibi oldum. Dedim ne şikayetiniz var? Dedi biraz gözlerim ağrıyor. Kaç yaşındasınız? 77 dedim. Daha ne? Bundan sonra daha ne ağrımasın yani. Sonra bunu doktora da söylemiş annem. Diyor doktor öyle güldü ki. Allah hayırlı ömürler nasip buyursun. Amin. Ela uca amin düşürmesin inşallah. Amin inşallah. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür razı ediyorum olsun. Allah sizden de razı olsun. Geldin bugün iftarımızın hem hüznünü hem neşesini paylaştın. Remzi abi dün geçen çağrı yaptık. Balımız bitti diye balı göndermiş abi. Çok kaç teşekkür karbal ediyorum. Allah razı olsun. Bir böyle İftar sofrasında sahur vakti duaya vesile olsun diye. İnşallah. Allah razı olsun. Olsun. Allah sağlık afiyet versin. Çok teşekkür ederiz. Bir gidelim. Bosna hazır mı? Bosna'ya merhaba. İlahiyle mi başlayacaklar yoksa merhaba mı diyecek? Tabii bir selamun aleyküm diyelim yani. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Brate, kakosi, dobro. Ve aleykümus selam ve rahmetullah. Dobro, valla kako si ti brate? Hocamıza da çok selamlıyoruz. Dobro, elhamdülillah. Aleyna aleyküm selam. Saraybosna'ya geldik tekrar Serdar abi. Hoş geldiniz. Hersegovina'dan tekrar döndük. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Zeydim. Maşallah pek güzel duruyor kardeşim. Kim var bugün misafirimiz? Eyvallah, hoş bulduk. Bugün bir yazarımız var. Bir Türk yazar, gazeteci, lakin Bosna'da oturuyor ve yaşıyor. Bizim damadımız Ayhan Demir. Eyvallah. Bu akşam bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür eyvallah ederim. Sağ Ayhan Bey kardeşime de hayırlı akşamlar Serdar diliyorum. Serdar Bey'e de selamlar. Evet. Selamlıyor yani. Geçen Twitter'dan bir merhabalaştık böyle uzaktan. Bugün de görüşmek nasip hayırlı oldu. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah eyvallah razı olsun. Bil mukabele. Zeydim, eyvallah, sözü eyvallah size bırakalım mı kardeşcağızım? Eyvallah. Edirne'de iftar Zeyd oldu. Edirne'ye bir Allah kabul etsin der misin? Çok keyifli sizi seyrediyorduk ya. Eyvallah. Allah kabul etsin be ya. Hah, Edirne'nin iftar İstanbul'a, oldu. İstanbul'a, Aziz İstanbul'a da Allah kabul etsin.
Eyvallah. Ankara'nın da şey geçti, onların da Allah kabul Sayın etsin. Ankara. Sayın Ankara. Sayın Ankara. Evet. biz de Saraybosna'mızın iftarını şimdiden Allah kabul etsin. Tebrik ediyoruz kardeş. Yani. Allah'a emanet. Sözü size bıraktık. Görüşmek üzere Zeyd. Eyvallah. Eyvallah. Allah'a emanet. Eyvallah. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Biz program başında bir ilahi okuyalım. Bu akşam bu adetimiz şeydi. Tutalım. Hadi. Bismillah. Çok
Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, ağzınıza sağlık. Eyvallah, Allah razı olsun. Cümlemizden. Biz nasıl olması gerekiyor, öyle başladı. Bir ilahi, bir kısmı Boşnakça, bir kısmı Türkçe. Bu Maşallah. İlahi biz seneler diye var, paylaşıyoruz yani. Bosna Hersek'te çok meşhur ve yani uzun yıllar bilen bir ilahi. Bunu herkes evet. biliyor. Yani şey 90'lardan kalan burada okuyor. Sastiyanama, Spanyanama. Aslında Yunus Emre'nin Yunus dağlarıyla, Emre. Taşlarıyla, çağırayla Mevlam seni. Çok güzel bir Evet. ilahi. Maşallah. Siz de çok güzel seslendirdiniz. Eyvallah. Allah razı olsun. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Ediyorum hocam. Hoş geldiniz. Ayhan Demir bizimle beraber. Evet. Bosna ile çok bağlısınız. Benim de aklıma geldi böyle bir ilahi dedim. Boşnakça ve Türkçe paylaşalım. Çok güzel yaptınız. Bu Sağ programımız böyle girişimiz eyvallah, olsun. Eyvallah. Siz yazar ve gazeteci olarak Bosna'da evet. oturuyorsunuz. Evet. Ve burada da çalışıyorsunuz. Yani pergelin bir ayağı İstanbul'da diyelim. Diğer ayağını Balkanlar üzerinde gezdiriyoruz. Ama tabii ki ağırlıklı olarak Saraybosna ve Bosna Hersek olmak üzere. Yani ama pergelin bir ayağı İstanbul'da. Hepimizin öyle yani. Biz evet. Boşnaklar öyle hep böyle istiyoruz inşallah. İnşallah. Bizim de yani i̇nşallah. Gözlerim, i̇nşallah. Canlar, kalplerimiz o tarafta yarısı. Burada yarısı. Eyvallah. Sevgili dostlar, bu programımızda siz alıştınız. Türkiye'de kitaplar hediye ediyorlar. May Mecra'dan Serdar abimiz böyle güzel şeyler yapıyor. Biz bu akşam Bosna'dan böyle bir şey de yapmak istiyoruz. Lakin Bosna'dan Bosnalılar yani ya da Bosna'daki yaşayan seyircilerimize hediye etmek istiyoruz. Bu konuyu hangi sebebiyle konuğumuz Sayın Ayhan Bey o kendinden bu hediye etmek istiyor. Yaklaşık 20 tane kitaplar var. Çok güzel kitaplar içinde. Onlarla ilgili biraz konuşalım mı hocam yani İnşallah. Sizin. Şimdi sizin kitabınız bana hediye ettiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel böyle göstermek istiyorum yani. Eyvallah. Kaligrafi böyle ben. Allah sizden razı olsun. Çok Cümlemizden. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah dedim. Ayhan Demir Balkan Defteri. Evet. Balkan Defteri içinde ne var? Balkan, çok yani böyle hepsi belki gerek yok ama giriş olarak. Balkan defterinin içerisinde açıkçası bizim işte 1911'den diyelim 2021'e kadar olan dönemdeki o sürecin işte bizim irtibatımızın koparılmaya çalıştığını, aramıza bizi sinir eden sınırların örülmeye başladığını yıllardan itibaren diyelim. Balkan savaşlarıyla birlikte geri çekilmeye mecbur edildiğimiz dönemden itibaren bugüne kadar olan Balkan edebiyatına özellikle de çağdaş dönem yani yakın dönem Balkan edebiyatına emek vermiş. Balkan edebiyatının öne çıkmış Boşnak, Arnavut ve Türk, Rumeli'nde Balkanlar'da yaşayan Türk edebiyatçıları var. Bütün aşağı yukarı öne çıkmış. Yani tabiri caizse bir futbol... Edebiyat ilgili evet, yani. Edebiyat çoğunluğu. Kitabı. Evet. Edebiyat ve edebiyatçılar var. Şimdi bu kitap hediye edeceğiz mi yani serimizden? İnşallah. Bu kitaptan evet, bir tanesini. Bir tane de bir hediye tanesi. Edeceğiz. Diğerlerden, şimdi sevgili seyirciler, hemen söyleyelim mi nasıl bunu yapacağız? Yoksa biraz gösterelim mi kitaplardan? Söyleyelim isterseniz ha, tamam. baştan. Şimdi 20 kişi mi? Herkese yaklaşık, birer tane yoksa... Yaklaşık 20 kişi. Yani daha fazlası da olursa inşallah biz temin etmeye çalışırız. Ha, tamam. Yeter ki seyircilerimiz Şimdi şöyle yapacağız. Yorumlarda Bosna'da oturan, yaşayan kardeşlerimiz yorum yazarlarsa bir şey, bir kelime Boşnakça yazarsınız. İlk 20 kişiye biz hediye edeceğiz. İnşallah. Fazla da olursa biz inşallah elimizden... Temin ederiz inşallah elimizden geldiğince kadar. Yani. Bunu da bayramdan önce Arife günü programımız tam burada Gazi Hüsrev Bey'in caminin karşısında aynı bugünkü gibi programımız olacak. Buradan alabileceksiniz. Ya da bayramdan sonra Yunus Emre'nin kültür merkezinden evet. Gidip alabilirsiniz. Ya da isterseniz bize de şey biz de gönderebiliriz ama bence en uygun elden tabii elden alabilirsiniz olur. Yani bekleyecek sizi herkese yorum yazanlar küçücük bir Boşnakça kelime yazarsınız eğer sizin hakkınıza kazandınız yani diyebiliriz eyvallah şeyler
Kitaplardan hangisi var? Şimdi böyle ben alayım birkaç tane, size göstereyim. Uğursuz, bizim çok ünlü, Allah rahmet eylesin, Necat İbrişim. Çok büyük bir yazardı yani. Siz onu dediniz, programdan önce biraz bahsettiniz. Evet, çok kendisiyle tanışma vesilesi de olmuştu. Allah rahmet eylesin. Onun kitabını da yayınladık, Ketebe'de. Birazdan zaten konuşuruz herhalde bunları da. Tabii. Hı-hı. Bu roman. Roman. Ve enteresan şey, bence bunu, yani ben biliyorum Türkiye'de ne kadar bizim Türk milletiniz, bizim eski Cumhurbaşkanımız İzetbegoviç'i Allah rahmet eylesin, ne kadar seviyorlar. Evet. Onun kitaplardan da var. Kaç tane onun kitaplardan var? Burada 5 tanesi var. 5 tanesi var. Mesela birisi onlardan İslam Deklarasyon. Onun da var. Tarihe tanıklığı. O da var. Bir de 3 tane dahası var. Yani çok güzel ve değerli kitaplar elinizde. Doğu Batı Arasında İslam, çok meşhur kitap. Özgürlüğe Kaçışın, onun da kitabı burada. Böyle görebilirsiniz. Ha. Cevat Kara Hasan, yani o da önemli ve ünlü yazarımız. İsmail Kadere, Ivo Andrić, Meşe Selimović. Evet, Balkan Edebiyatı'nın öne çıkan bütün isimleri var. Açıkçası şöyle düşündük, siz Allah razı olsun programınıza bizi davet ettiniz. Hediyeleşmek sünnettir. Biz de hem seyircilerinize, Bosna'daki seyircilerinize hem de sizlere kitaplarımızdan hediye etmek istedik. Madem kitapla uğraşıyoruz, edebiyatla uğraşıyoruz, bizim hediyemiz de ancak kitap olabilirdi. Eyvallah. Ya sevgili dostlar, siz belki Boşnakça bilmiyorsunuz, o şartı değil yani. Yanlış anlamayın. Evet, bize. Evet, Boşnakça bilmek. Yani bir mesela Google yazarsınız, merhaba. Merhaba çıkacak yani. Yani merhaba, önemli olan sadece Bosna'dan olsun. Merhaba da yazabilirsiniz, evet. Yani. Merhaba da biz tabii, kullanıyoruz boşlukçu olarak. Selam da olur ya. Önemli değil yani, katıldığınız için. Mesela biz şeyler isimlerde hemen yani programdan sonra... Bitiyor verelim. Yani katılmak isteyenler Dobar'dan diye yazsınlar. Dobar'dan diyebilirsiniz. Dobar'dan diye yazsınlar. Dobar'dan. Evet. Onu yazabilirsiniz ve kitabınız kazanacaksınız o şekilde inşallah. Hocam, kitaplarla ilgili biraz bahsedelim yani. Siz bu edebiyatçı şeyleri çok seviyorsunuz. Onunla evet. ilgili çalışıyorsunuz. Hı hı. Açıkçası şöyle, Ketebe yayınlarında ben Balkan editörlüğü yürütüyorum yaklaşık 4 yıldır. 2018'den beri, Ketebe yayınlarının kurulduğu günden beri şunu yapmaya çalışıyoruz. Demin de bahsettiğimiz gibi Balkan harpleriyle birlikte Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesine mecbur edildiği dönemden itibaren açıkçası aramıza bazı sınırlar örüldü. İşte Bulgaristan ve Yunanistan eliyle bir Ortodoks duvarı bizim aramıza örüldü. Makedonya'daki, Kosova'daki, Sancak'taki, Bosna'daki ve işte Arnavutluk'taki Müslüman kardeşlerimizle, Arnavutlarla, Boşnaklarla, Torbeşlerle, Rumeli'deki Türklerle aramıza duvarlar örüldü. Ve maalesef yaklaşık bir 100 yıl boyunca aramızdaki irtibat koparılmaya çalışıldı. Fakat bu başarılamadı. Yani çünkü bugün şeyde görüyoruz, en güzel örneğini Suriye'de görüyoruz. İşte yine bir bayram yaklaşıyor ve Suriye'de savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen insanlar yeniden bayram için ülkelerine dönüyorlar. Halep bizim için Gaziantep'in çarşısı konumunda. Biz bunu yeniden hatırladık. İşte Balkanlardaki durum da bizim için aynı şeydi. Yani 100 yıl önce o büyük göçlerle birlikte, Balkan harpleriyle birlikte Balkanlardaki Arnavutlar, Boşnaklar ve Türkler akın akın Türkiye'ye geldiler. Bir fotoğraf var bir yerde gördüm, böyle şeyler, bu atı arabalarla. Evet. Aksaray'da bir yerde. Yani böyle, yalın ayak ne buldularsa at arabalarıyla neyle bulabildilerse. Çünkü Anadolu'yu İslam'ın son kalesi olarak gördükleri için orada... İşte savaşların ardından geri çekilme yaşanınca tırnak içinde İslam'ın son kalesi olan Anadolu'ya göçler başladı. Fakat şunu unuttular tabii, bize bu savaşları hediye edenler ve savaşların sonunda bizi yok edeceklerini zannedenler aramızdaki akrabalık bağlarını unuttular. Peki.
Onlar biz, da düşündüler yani böyle şeyler bu projelerle kesecekler yani yok olur. Yani aramızdaki irtibatı diyor, durduracak her şey yani. Mesela yani Osmanlı ailesinin Balkan kolunu keserek bizim Balkanlarla irtibatımızı koparabileceklerini zannettiler. Fakat bizim yani tabiri caizse İzmir'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan, Konya'da yaşayanların dedesi, amcası, teyzesi Balkanlar'da Rumeli'de, Prizren'de, Üsküp'te, Saraybosna'da yaşıyordu. Haliyle bu insanlarla irtibatımızın kopması mümkün değildi. 1900'lü yıllarla birlikte bizim hafızamız yeniden tazelendi. Genelde insanlar şöyle düşünürler. İnsanları bir araya getiren şeyler mutlu hadiseler, sevinçli hadiseler gibi düşünürler ama tam aksidir. İnsanları bir araya getiren, birliklerini kuvvetlendiren şey genelde hafızalarındaki acı olaylardır. İşte 1990'lardan itibaren Bosna'da, Kosova'da ve diğer bölgede, Makedonya'da iç savaşlarla birlikte bizim Türkiye insanı için hafızanın tazelenmesi oldu. Yani biz yeniden Rumeli'yi, Balkanları, oradaki yani şu an Saraybosna'daki kardeşlerimizi, Prizren'deki, Üsküp'teki, Selanik'teki kardeşlerimizi, İskeçe'deki kardeşlerimizi yeniden hatırladık. Hafızamız tazelendi ve bundan sonra da yavaş yavaş bu işler işte ilk önce şeylerle başladı. Tabii Balkanlardaki Osmanlı mirası eserlerin yeniden ayağa kaldırılması. Çünkü işte siz de biliyorsunuz özellikle Bosna'da yaşanan o saldırganlık hadisesinde, Sırp ve Hırvat saldırganlığında ilk hedefler hep camiler, kütüphaneler ve genelde Osmanlı mirası eserlerdi. Bunların hepsini ortadan kaldırmaya çalıştılar. Yani bunu da bizim büyük ihtimal seyirciler biliyorlar, gördüler büyük ihtimal. Onlar bunu yaparken diyorlar Türklerden biz intikam alıyoruz. Evet. Seferinize girdiği zaman onların bu komutalardan sonunda diyor biz intikamımız Türklerden aldık yani. Kosova'dan diyor buraya kadar bekledik. Hatta yani camilerin duvarlarına Sve Turtsi Uturs koy. Yani bütün Türkler Türkiye'ye gitsin yani. Yani diye yazma bile yazdılar. Tabii. Yani ama Srebrenica'da aynı şey oldu. Tabii. İşte Türklerden intikam alma günü geldi dedi. Tabii. Halbuki Srebrenica'da kan ve genetik olarak bir tane bile Türk yaşamaz. Ama onların zihninde her Müslüman Türk. Bir de bunu var. Yani Yugoslavya döneminden, Yugoslavya zamanından kalan hep Müslümanlara Türkler der burada. Evet. Müslüman yani der mi demez mi bu şeyler ama eski zamanlarda dedelerimin nesilden onların mesela onlar Müslümanlar hiç demiyorlardı. Yani diyorlar Türk. Yani şöyle yani o onların aslında gözlerinde Türk ve dinimiz yani onlar. Dinim İslam'ın yani, simbolü kim? Türk. Bunlar 1980 için. Yılında Arnavutluk'ta Arnavut Bilimler Akademisi tarafından bastırılan bir sözlük var. Dizdari, Necat Dizdari'ydi sanırım tarafından hazırlanıyor sözlük. Sözlükte Müslüman kelimesinin karşılığında ikinci terim olarak Türk diye geçiyor. Ya bu Balkanlarda oturmuş bir tabir. Bu zihinle, bilinçaltıyla bizim irtibatımızı koparmaya çalıştılar. Biz... nereden konuşuyorduk? Ketebe yayınlarının yayınladığı Balkan Edebiyatı'na. Bizi harita üzerinde, kağıt üzerinde ayırdılar. Biz de yeniden kağıt üzerinde, yani kitap üzerinde buluşabiliriz diye düşündüğümüz için Balkan Edebiyatı'na ağırlık verdik. İşte Cevat İbrişimoviç'te, Cevat Karahasan'dan Necat İbrişimoviç'e, İvo Andriç'ten Meşe Selimoviç'e, Boşnak yazarları, çok bilinen Boşnak yazarlar, İsmail Kader'e, Kim Mehmedi, Dritero Agolli gibi Arnavut yazarları kendi ana dillerinden Türkçe'ye tercüme edip Türk okuruna Türk okuruyla buluşturmayı tercih ettik. Bu yönde de yaklaşık 20'ye yakın yazarı 50'ye yakın kitabını şu anda 3-4 senelik dilimde Türkiye'de Türkçe'ye tercüme ederek Türk okuruyla buluşturduk elhamdülillah. Benim kitabım Balkan Defteri'nde de işte genellikle bu Türkçe'ye tercüme edilmiş olan yazarların eserlerinin kritiğinin yapıldı. Ama tabii bir akademik soğuklukla hazırlanmadı bu kritikler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Genelde akademisyenler böyle tam kitabın ortasında dururlar. Çok fazla yorum yapmazlar. Böyle ne etliye ne sütlüye dokunurlar. Biz kritikleri yaparken
Gerektiğinde etliye de dokunduk, sütlüye de dokunduk. Mesela bir şey var ya burada. Evet. Lafınızı kestim. Estağfurullah. Yani, estağfurullah. Kötü bir şair, usta bir katil. Evet. Radovan Karadžić. Radovan Karadžić. Kitabın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi o, Radovan Karadžić. Biz Türkiye'de Karadžić'i hep... Söyleyelim yani belki arkadaşlar yani şey, evet. Duyanlar yani duymayanlar da olabilir. Yani Radovan Karadžić şimdi Haktan şeyler ceza alındı. Sırpların başındaydı yani savaş döneminde. Soykırımı yöneten insanlardan birisiydi. Yani, aslında onlar diyorlar ona şey cumhurbaşkanı onların yani onlara evet. göre Sırplara göre. Ve bütün bu proje bu olaylar kaynak odur. Yani bu Radovan Karadžić. Yani zaten bu yani Sırp saldırganlığının arkasında 3 tane sac ayağı var. Biri Miladić, biri Karadžić, biri de Milošević. Milošević işin siyasi ayağı cumhurbaşkanı, Karadžić ve Miladić de askeri ve şey edebi yönlü. Şey Slobodan Milošević Sırbistan'da o zaman yani kalan Yugoslavya'nın başındaydı evet. diyorlar. Karadžić ve Miladić Bosna Hersek'in içinde. Karadžić aslında bir zamanda şeyler Bosna'nın parlamento vesaire iyiydi yani ilk seçimlerden sonra oradaydı ama kendisi sonra Republika Srpska kuruldu. Evet. Yani şeyler anayasaya karşı vesaire kırarken örgütü ve Yugoslavya askerlerle Müslümanlara karşı darbe yapmış. Yani. Soykırımları gerçekleştiren tabii isimler de. Bunlar zaten. Evet, evet. Ama yani ben şunu düşündüm. Bu isimler sadece gerçekleştirdikleri soykırımlarla anılıyorlar ama bir soykırımın mutlaka bir arka planı vardır. Yani birden ortaya çıkmaz. Böyle yani çünkü o çetnikler, bütün Sırpları da tabii bir tutmuyoruz. Çetnik tabii, Sırplar tabii, tabii. ve Ustaşa Hırvatlar bu işi yaptılar. Tabii, 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 tabii. Çetnikler bu işi yaparken böyle bir gecede hadi biz Bosna'ya saldıralım, bu Bosna'daki bütün boşnakları öldürelim diye bir şey olmadı. Bunun fikirsel bir arka planı vardı, yıllardır gelişen. Ve bu arka planda da işte etkili isimlerden birisi de Radovan Karadžić. İşin Sırplar saldırganlığı başlatmadan önce Sırp halkını bu saldırganlığa hazırladılar. Fikirleriyle, şiirle, edebiyatla. Burada Balkanlar'da Bilimler Akademisi çok önemlidir. Bizde işte Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bu iş başladı ama bilimsel olarak yürümeye sistematik olarak Yugoslavya'da eski Yugoslavya'da Bilimler Akademisi, Sırp Bilimler Akademisi, Hırvat Bilimler Akademisi çok meşhur ve fikri doktrin geliştiren yerlerdi. Aslında bu kötülüğün başlangıç nokta akademik dernekler, kurumlar yani. Evet, önce akademide soykırım başladı. Ve işte Radovan Karadžić de yani çok enteresan bir Radovan Karadžić'in geçmişi var. Saraybosna'da tıp eğitimi almış bir insan, Sırp. Saraybosna'da bile üniversite yıllarında işte bizim bu Türk filmlerinde gördüğümüz hani insan çok fakirdir, meşhur olur veya zengin olur. Böyle kürk giyerek dolaşmaya başlar. Aynı Radovan Karadžić de üniversite yıllarında dikkat çekebilmek için sırtında kürk mantoyla birlikte geziyor. İnsanlar böyle dönüp bakıyorlar yani bu çok acayip bir şey. Sırp Karadžić üzerinde kürk mantoyla dolaşıyor. Orada çok yaygın olan bir şey değil. İşte o şey yani bilinçaltındaki eziklik duygusundan, Saraybosna'da o kültürel eziklikten kaynaklanan, kendini öne çıkarmaya çalışan bir şey var. Lise yıllarından itibaren şiir yazmaya başlıyor. Halbuki ilk yazdığı şiirler bu soykırımların aksine hep böyle şey, yani barış, özgürlük üzerine. Fakat sonradan üniversite yıllarından itibaren milliyetçilik akımıyla birlikte, tabiri caizse pim çek, bomba at üzerine, böyle askeri terimler üzerine, bombalar, kurşunlar, işte savaş başladı kitaplardan yani şarkılar. Evet, ilk önce şeyden. Kitaplarla birlikte bu soykırımı başlattılar. Yani fikri altyapısını buradan oluşturdular, insanları buna hazırladılar. Ve ben de bu sebeple bu arka planı incelemek üzere Radovan Karadžić için bir kritiğini yapma ihtiyacı hissettim. Diğer edebiyatçılarla birlikte. Ha, yani insanlar şunu eyvallah. Söyleyebilirler. Yani Radovan Karadžić gibi bir insanı bu kitaba almaya değer miydi? Hayır. Yani
Biz rakiplerimizi de tanımak zorundayız, düşmanlarımızı da tanımak zorundayız. Eğer rakiplerimizi, düşmanlarımızı tanıyamazsak ileride oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda, savaş durumunda hazırlıksız yakalanırız. Açıkçası ben bunu önlemek adına, bunu öngörmek adına Radovan Karadžić'in de bu kitapta olmasını tercih ettim. Bu çok uzun zaman böyle duruyor. Yani aslında duruyor. Bağlantı kuruyor. Tam bir network yani şey gibi. Evet. Tarih boyunca böyle şeyler geçiriyor. Yani bizim, benim ailemden hatırlayan var yani. 10 soykırım biz diyoruz yani şeyler. Tarih boyunca 10 tane yani boşnaklara uygulanan soykırım var. Hep boşnaklar karşı. Evet. Yani Sancak bölgesinde çok şeyler yaptı soykırımlardan. O Bosna Hersek ve Sırbistan'ın sınırdaki bölgelerde acayip şeyler oldu. Ve bunlar şey, ama akademik tarafından hiç vazgeçmiyorlar bundan. Evet. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı stil, aynı karakter, aynı mesajlarla devam ediyor. Hala da böyle. Hala maalesef. Böyle. Evet, maalesef. Hala da böyle. Farkı ne oluyor? Karşı taraf, biz ne kadar şaşıracağız ve hazır olacağız yani. Tek fark budur. Evet. Biz mesela 90'larda bu son savaş olduğu zaman, soykırım olduğu zaman biz şaşırdık yani, hazır değildik yani. Bunu kimse beklemedi. Ve onlar düşündüler o döneminde ki bizi çok kolay ve hızlıca bitirecekler yani burada. Yani kimse onlara karşı duramayacak. Mesela ben onunla ilgili çok ilginç bir anım var. Naser Oruç ile ben röportaj yaptığım zaman bana şunu anlatmıştı. Ya dedi, Naser Oruç dediğimiz Milošević'in yakın koruması. Yani ben diyor kalktım Belgrad'dan, memleketim Srebrenica'ya geldim. Ya insanlara anlatıyorum. Bu insanlar savaşa girişecekler. Bu insanlar boşnakları öldürecekler. Ama kimseyi inandıramadım diyor. Yani ben, yanında o bir top çalıp da geliyor. Top mermisi yok. Mermisi yok. Sadece topu çalıp da getiriyor. Yani insanlar diyorlar, sen bu topu niye aldın da geldin buraya? Ya savaş çıkacak diyor. Hazırlıklı olun. Hiçbir insana ben diyor Srebrenica'da anlatamadım. Yani savaşın çıkacağını. İnandıramadım diyor. Savaş ancak diyor, İşte katliamlar başlayıp soykırıma dönüşmeye başlayınca insanlar ancak diyor bunun olabileceğini anladılar. Sizin söylediğiniz gibi yani hiç kimse 95'te 92-95 arasında böyle bir soykırımın olabileceğini Bosna'da ve Boşnak cephesinde düşünmüyordu. Ama gerçekleşti. Şimdi Bosna Hersek'te bu da aklıma geldi. Bu paylaşmak istiyorum yani mecburiyetle. Evet. Bizim yani böyle uyuyacak halimiz yok yani bu durumda. Dünyada da yani olay. Şimdi de Kudüs'e şeyler zulüm ne oluyor gördük yani. Bugün de diyorlar, devam ediyor. Allah kahretsin yani, bu İsrail'in yaptıklarından. Son 3 gündür bizim nabzımızı ölçüyorlar zaten. Müslümanlar ne tepki verecekler? Yarın dün akşam Bosna'da bir program önemli oldu. Bir tanıdığı bir Sırp Cumhurbaşkanlığı'nın konseyin danışman. Evet. Hukuk danışman. Dün diyor ki, şimdi son bir, yani bir sene, iki sene, üç sene hiç bitmedi aslında Bosna'da. Hep bu olay, kardeş sevgili dostlar, oluyor. Bosna'da Dayton Anlaşması ile %49 teritori, yer, coğrafi Bosna'nın Republika Srpska'nın altında diye bölge, bir entitet Bosna'nın içinde oldu. Nasıl bunu yaptılar? İnsanların soykırımla çıkarttılar, gönderdiler. Milyon boşnaklar oradan yani şey yok olmuş diyebiliriz. Şimdi o Bosna'nın parçası kendisini almak istiyorlar. Diyorlar alacağız, bağımsız bir ülke olarak bundan sonra olacak. Şimdi dün bu danışman, yani bu şey bahsettiğim danışman diyor ki, ya diyor biz bunu yapsak da boşnaklar buna diyor bir şey yapamazlar, bir de yapmayacaklar. 1 milyon, 1,5 milyon boşnaklardan Bosna'da var. Kimse bir şey yapmaz diyor. Biz bunu eğer yapacaksak diye savaş olamaz. Biz bunu diyor. Aslında onların yani vazgeçmemek böyle bir şeyden mümkün değil. Bir de vallahi vazgeçmeyecek. Bugün biz, mesela eğer biz bunu düşünüyoruz, o zaman gerçekten bizim problemimiz var. Büyük problemimiz. Bugün var. Bosna televizyonlarında haber bültenlerini seyrettim. Sizin de bahsettiğiniz gibi son 2-3 gündür Kudüs-ü Şerif'te yaşanan bu İsrail askerlerinin zorbalığın
ile ilgili bir tek tepki veren ülkenin mesajı yayınlanıyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı yayınladığı bir tepki mesajı var. İşte zaten İsrail'in de yapmaya çalıştığı şey Müslümanların reaksiyonunu ölçmek. Özellikle bu Kadir Gecesi'nde ve Kadir Gecesi'nin arefesinde ve Kadir Gecesi'nin ertesinde bu işlerin yapılması, Müslümanların tabiri caizse tansiyonunu, nabzını ölçmek istiyorlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Bakalım ne reaksiyon verecekler. Bosna'da da aynı şeyi yapmak istiyorlar ama yani ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Gerek Kudüs adına bizim Türkler için kutsal şehirler vardır. Mekke, Medine, Kudüs ve bunlardan birisi de bizim sınırlarımızın başladığı şehirlerden birisi Saraybosna. Tabiri caizse onlar yani Boşnakları 1-1,5 milyon gibi ölçüyorlar ama yani Türkiye'de 83 milyon Boşnak var. Biz bunu biliyoruz. Evet. Allah yani onların Allah bunu bilmesi lazım. Yani bu eski Türkiye'de yok, eski Bosna'da yok. Böyle bir şey denemeye kalkarlarsa herhalde çok acı bir neticeyle karşılaşabilirler. 92'de hesap etmedikleri şeyi 2021'de bu sefer çok acı bir şekilde karşılaşabilirler. İnşallah buna... Hiç inşallah öyle bir şey yaşanmaz. Dileğimiz tabii ki o. Ama böyle bir şey yaşanırsa da 83 milyon Boşnak var. Eyvallah. Daha da fazlası olur inşallah. Evet. İnşallah bu Kudüs meselesi de biz Müslüman olarak yani gibi, Müslüman gibi buna karşı kalkıp ve koruyacağız bu. Filistin'deki yani olaylar aslında dediğiniz gibi tek sesler buna karşı, düşmanlara karşı Türkiye'den geliyor. Yani devlet olarak bu Müslüman yani şeyler devletlere ne oldu yani acaba? Ne diyebiliriz yani böyle şimdi millet öyle değil yani diyebiliriz. Şimdi herhalde olan şu yani Aliye meselesinde de mesela benim bu Bosna savunması ve Boşnakların savunması meselesinde Aliye ile ilgili benim gördüğüm şey şuydu. Aliye imanından beslenen bir mesuliyet duygusuna sahipti. Müslümanlar da şu an eksik olan İslam dünyasında genel olarak eksik olan şey mesuliyet duygusu. Bir ki onun neticesi olarak birlik ve beraberlik. İttihad-ı İslam'ı yakalarsanız yani Müslümanların birliğini inanır ve bunu hatırlarsanız ancak bir olursunuz. Demek ki bu koyduğu sınırlar ve duvarlar bizim kafalarımızda da buydu yani. Evet, hafızalarımızı maalesef zayıflattı diyelim. Yani tamamen sildi diyemeyiz. Eğer silmiş olsaydı tabii ki, bugün yeniden Balkanları hatırlayamazdık. Türkiye özelinde söyleyelim. Fakat tabii bizim şikayet ettiğimiz mevzu halklar bazında değil. İslam dünyasının genelindeki sorun yöneticiler bazında bir sorun var. Halklar bazında bir sorun olmadığını mesela biz geçmişte Mısır'da gördük. Yani yıllarca törpülenen Mısır'da rahmetli şehit Mursi gibi bir isim çıktı, filizlendi, geldi. Yeniden bastırılmaya çalışılıyor. Fakat yine biz biliyoruz ki bizim Türkiye'nin mesela Mısır halkıyla bir sorunu yok. Mısır halkının da Türkiye ile bir sorunu yok. Filistin halkının da Türkiye ile bir sorunu yok. Türklerin de Filistin'le ilgili bir sorunu yok. Türklerin Araplarla da bir sorunu yok. Arapların da genel olarak peki, Türklerle bir sorunu yok. Karar verenler hapisteler yani. Tamam demek. Evet. Yani işte karar verenler diyorum yani. Küresel oyunun bozulduğu yer Türkiye'de öyle oldu zaten. Son 20 yıldır Türkiye'de o küresel oyun bozuldu. Türkiye'de dünya 5'ten büyüktür diyen bir ses var. Türkiye'den dünyaya seslenen. İşte asıl sorun orada. Yani yavaş yavaş İslam dünyasında da bunun değişmesi gerekiyor. Temennimiz bu Ramazan günleri, Ramazan'ın son günlerinde, Kadir Gecesi'nin ertesinde ki inşallah şu an yapacağımız dualarda Kadir Gecesi duaları olarak kabul görmüş olsun. İslam dünyasının genelinde bu düşünce hakim olursa yöneticiler bazında da bu sorun çözülecektir diye umut ediyorum açıkçası. Ya birçok ülke biz şunu gördük mesela. Yani belki bazıları şunu söylüyor olabilirler. Ya işte yine boşaltıp dolu tutuyorlar diye. Evet, iftar vakti de geldi Saraybosna'da. Yine boşaltıp dolu tutuyorlardı diyebilirler ama biz onun son örneğini Azerbaycan'da yaşadık. Yani Azerbaycan'da da Ermeniler bir denemede bulundular.
karşılığını çok acı bir şekilde aldılar. Sohbetimiz devam edeceğiz inşallah. İnşallah. İftardan sonra, ezandan sonra Allah kabul etsin Sarajevo. Allah primi post ibadete dove nasce preto di dana che te lo ramazana vediamo se razgovaramo con أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Ezanımızı okudu. Allah kabul etsin tekrar. Şimdi konuğumuz bu akşam Sayın Ayhan Demir Bey. Yazar, gazeteci. Balkan'ı çok tanıyan bir kişi. Ben bunu öğrendim yani. İlk defa karşılaştık bir de sohbet Eyvallah. Ettik. Çok memnun oldum hocam. Bil mukavele. Eyvallah. Balkan nasıl görünüyor, gözüküyor bu son zamanlarda? Vallahi şöyle söyleyeyim. Son dönemde tabii ya, Balkanlar Osmanlı'dan sonra hiçbir zaman böyle tam bir huzur ortamı oluşmadı. Sürekli karmaşanın hakim olduğu, sürekli böyle bir kendi içinde çekişmenin olduğu yerler. Yani en başta da konuştuk ya, sınırlar doğal değil. Yani bu aslında dünyanın da doğal değil yani, bakacaksak evet. Eğer. Ama özellikle Balkanlarda. Özellikle buradaki bu kültür ve vesaire. Çünkü yani bakıyorsunuz, Makedonya'da bir ülke var. Ülkenin %25'i Arnavut. Kosova diye bir ülke var. Öbür tarafta Arnavutluk diye bir ülke var. Bunların hepsi Arnavut ama evet. İki ayrı ülke. Evet. Bir tarafta Sancak diye bir bölge var. Bosna diye bir yer var. Drina üzerinden Boşnakları ikiye bölmeye çalışmışlar. Ki rahmetli Ali'ye de şeyi söylüyor. Üçe bölmeye çalışmışlar. Böldüler şu anda. Yani. Karadağ kısmı var, Sırbistan kısmı var ve Bosna kısmı var. Rahmetli Ali'ye şeyi sor, yani ona sorulduğu zaman işte şeyi söylüyor. Yani Sancaklı Müslümanlar soruluyor, onların akıbetiyle ilgili. Onlar diyor, Drina Nehri'nin öteki tarafında kalmış şanssız kardeşlerimizdir diye bahsediyor.
Ne yazık ki mümkün olmadı ama yani açıkçası ben şuna inanıyorum. Birileri buna ütopya diyebilir, hayal kuruyor diyebilir. Ben inşallah bir gün Sancaklı kardeşlerimizin yeniden Bosna'daki Boşnaklarla bir araya geleceğini ve birleşeceğini i̇nşallah. Canı gönülden inanıyorum. Onun gerçekleşeceğini inşallah bir gün göreceğiz. Balkan sorunuza gelince Balkanlardaki genel durum tabii yani Balkanlardaki huzur ortamı dünyanın genelinde olduğu gibi genelde biraz ekonomiyle ilgilidir. Biraz siyasi ortamla ilgilidir. Siyasi ortam birileri tarafından ara ara karıştırılmaya çalışılıyor ama özellikle bu pandemi döneminde ekonominin kötüleşmesi biraz ülkeler arasındaki gerilimi de arttırdı. İşte maske savaşlarından tutun da aşı savaşlarına artık iş dönmeye başladı. Buna da destek var çok. Evet. Mesela Bosna çok iyi ve güzel bir örnek olabilir. Bosna Hersek diye. Aslında tarihimizde bu ülkenin adı Bosna'ydı. Evet. Mesela Hırvatistan, tek kelime Hırvatistan. Hırvatistan'ın içinde Dalmatya var, İstira var. Onların tarih boyunca daha çok hakkı var. Çünkü ayrı bağımsız ülkeydi yani bir zaman. Dalmatya Hersek, özellikle, evet. Hersegovina hiçbir zaman bağımsız ne ülke idi ne bir sancaktı yani şeyde. Osmanlı döneminde Hersegovina evet. Sancaktı. Lakin yani ülke olarak hiçbir alakası yok. Şey, Avusturya Macaristan'dan sonra Bosna ve Hersek koydular. Bizim yani bazı alimler diyorlar bu da yani tam fesata uygun bir hale bir şekilde getirdiler. Yani bölünmenin aslında zeminini o dönemden hazırladılar. Yani Avusturya Macaristan'la birlikte ama tabii ki yani şunu şu hakkı da teslim etmemiz lazım. Türkiye'nin 1990'ların sonundan 2000'li yılların başından itibaren ki gelişimi ve büyümesi elbette ki Balkanlar üzerinde etkili olmasını sağladı. Öyle Balkanlarda isteyen istediği gibi tabir tırnak içinde at koşturamıyor artık. Büyük bir Türkiye var. Yani Anadolu'ya hapsedilmiş olsa da büyük bir Türkiye var. O büyük Türkiye'nin etkisi Balkanlardaki gerilimi, tansiyonu düşürebiliyor. İşte yani sizin de demin bahsettiğiniz bu non-paper olayı vardı. Olaylar, işte. Evet. Bosna'nın 4-5 parçaya bölünüp işte bir parçasının Hırvatistan'a bir parçasının Sırplara, Sırbistan'la birleşmesi, bir küçük bir parçasının Boşnaklara kalması. Diyorlar Gazze yani Bosna'nın bir Gazze olsun yani böyle dursun evet. Yani burada. Yani böyle bir şey konuşuldu aşamada. Mesela birkaç gün önce buraya Sayın Dışişleri Bakanı geldi. Türkiye'den Dışişleri Bakanı geldi. Bu öyle boşa yapılmış bir ziyaret değildi mesela. Ramazan ayında bu pandemi ortamında öyle birden Sayın Dışişleri Bakanı'nın Bosna'ya gelmesinin elbette ki bir anlamı vardı. Ve hatırlıyorsunuz yaklaşık bir ay önce falan Dodik Türkiye'ye geldi. Ve şunu Dodik kabul etti. Yani kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye olmadan bölgede hiçbir adım atılamaz tezini kabul etmek zorunda kaldı. Ve seslendirdi ki Dodik'ini için söylüyoruz. Dodik buradaki ayrılıkçıların, ayrılık düşüncesinde olanların lideri konumunda gibi gözüküyor. Yani Sırpların, Sırpların siyasi lideri. Şeyleri, en güçlü siyasetçi diyebiliriz. Yani evet. Bir de Cumhurbaşkanlığın bir yani konseyinin üyelerinden evet, bir tanesi. Evet. Buna rağmen bu bile Türkiye'nin varlığını kabul etti. Allah izin verirse Allah Türkiye'nin Türkiye'yi güçten, kuvvetten, dirayetten düşürmesin diyelim. Amin. Allah Türkiye'yi ayakta tuttuğu müddetçe Türkiye'de Balkanlardaki Balkan Müslümanlarını ayakta tutmaya, yardım etmeye devam edecek. Müslümanlara fayda olur. Yani ve oldu sonunda. Bir döneminde kimse yoktu yani diyebiliriz. Şimdi evet. Elhamdülillah Türkiye var. Ve bütün Müslümanlar gözleriyle yani umuduyla Türkiye'ye bakıyorlar. Yani bunu Araplar vesaire bu hep öyle değildi yani ama bu döneminde elhamdülillah Allah şükür. Yani daha da güçlü olsun, daha da kat kat güçlü ekonomiyi vesaire. Bizim de yani vazifelerimiz, birliğimiz yani daha da halklara samimi, da düşen, daha da ciddi tabii, olsun. Tabii. Halklara düşen vazife de var. Yani Türkiye'de içinde yani inşallah hainlerden, fitnelerden Allah korusun yani bunu temizlesin amin. Yani dualarımız böyle
hep sürekli olsun. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Siyasetçiler ve tüccarlar bir yere kadar Balkanlarda huzurun zeminini hazırlıyorlar. Çünkü yani para olmadan veya iyi siyasi ilişkiler olmadan huzur ortamı olmaz. Ama parayla saadet de olmaz tek başına. Aradaki saadet ortamının oluşması için halkların arasındaki iletişimin sağlanması lazım. Bu halklar arasındaki iletişimin de biz münevverler üzerinden, alimler üzerinden, edebiyatçılar üzerinden yürüyebileceğini düşünüyoruz. Açıkçası ketebe olarak bizim düşüncemiz de bu. Karşılıklı kitapların tercüme edilmesi gerekiyor. Ancak birbirimizi çok iyi tanırsak aramızda iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Demek geçmişteki bağlarımızı kuvvetlendirebiliriz. Yani evet, evet, evet. Tabii tabii çok önemli. Yani mesela şeyin yeri gelmişken bunu söyleyelim. Ivo Andrić Travnik günlüğünde bir cümlesi var. Çok önemli bir cümle bence. Bunu İsmet Özel söylemiş olsaydı İsmet Özel milliyetçilikle suçlanabilirdi ama Ivo Andrić söylüyor. Bunun altını çizelim. Ivo Andrić Travnik günlüğünde sanırım 74. sayfada mıydı? Tam sayfasını hatırlamıyorum. Müezzinlerin müminleri namaza davet ettikleri her yer Türkiye'dir diyor. Bu önemli. İşte bunu Ivo Andrić kim yani belki de Ivo Andrić, söyleyelim yani. Bir Sırp asıllı, Bosnalı bir yazar. Sırp asıllı. Çok büyük yani. Yugoslavya'nın belki en büyük yazarı evet. Yani kitabında bu cümleyi kullanıyorsa bu yani Nobel, bunu bir Müslüman Nobel'de söylemiş orada olsaydı popülistlikle işte ütopyayla yeşil hat kurmakla vesaire itham edilebilirdi ama Ivo Andrić gibi birisi Travnik günlüğünde bunu söylüyorsa bu önemli bir cümledir. Altı çizilmesi gereken bir cümledir. Biz de buna inanıyoruz zaten. Saraybosna'da okunan ezan ile Gazi Hüsrev Bey Camii'nde okunan ezanla Ayasofya'da okunan ezan birbirinin kardeşidir. Biz birbirimizin yol arkadaşıyız. Saraybosna ile İstanbul'un yol arkadaşı yapan budur elbette. Sınırlar yok yani. Elbet. Yok edeceğiz bu kitaplarla inşallah. İnşallah, inşallah. Oradan da fayda ve destek olur inşallah. İnşallah. Yani bizi kurtarabilecek, yeniden hafızamızı tazeleyebilecek tek şey, yeniden söyleyelim, alimler, münevverler ve edebiyatçılar olduğunu altını çizelim. İnşallah bu yönde ketebe olarak da biz yayınlarımızı devam ettireceğiz. İşte Aliye İzzet Begoviç'in sizin de söylediğiniz gibi kitaplarını yayınlamaya devam ediyoruz. Bir 5 kitabı, 6 kitabı yayınlandı. 5 kitabı daha var. İnşallah onları da kendi ana dilinden. Tabii biz bu kitapları tercüme ederken bir noktanın altını çizelim. Londra'dan, yani Londra'dan Paris'ten almıyoruz. Çok önemli bir şey. Evet. Yani, bu da. Yani edebiyatın en önemli kuralı tercüme hiçbir zaman aslını tutmaz. Ama tercüme de yapacaksanız ana dilinden tercüme yapmaktır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ketebe yayını olarak. Aliye İzzet Begoviç'i de, Necat İbrişimoviç'i de, Ivo Andrić'i de, Meşe Selimoviç'i de. Hepsini kendi ana dillerinden tercüme ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle de yani belki daha önce Boşnaklarla ilgili kitaplar tercüme edilmişti. Ama Arnavutlarla ilgili tercüme edilen çok fazla kitap yoktu. Mesela Kim Mehmedi ile Türkiye ilk defa tanıştı. Bosna'da yani ilginç bir şey var yani çok yok. Yani İsmail Kaderen'in kitapları var evet, birkaç evet kitabı. Onun haricinde mesela Diritero Agolli ile Türk okuyucusu tabiri caizse Ketebe ile birlikte tanıştı. Ve aynı şekilde mesela şunu söyleyelim. Mesela sizin bahsettiniz benim kitap çıkalı yaklaşık bir sene oldu ama Allah izin verirse birkaç ay içerisinde Arnavutluk'ta Tiran'da Arnavutçası yayınlanacak. Seneye inşallah kitabın tercümesi devam ediyor. Balkan Defteri'nin Bosna'da Boşnakçası tercüme edilip yayınlanacak inşallah. Böyle böyle biz yeniden birbirimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirebiliriz. Yoksa yani evet Türkiye'de mesela şunu her Allah'ın günü veyahut da diyelim ki en kötü ihtimalle her haftada bir Balkanlarla ilgili, Bosna'yla ilgili gezi programı, yemek programı vardır. Ama yani yeme içme ve şey programları bir yere kadar bizi götürebilir. Gezi programları. Edebiyatın Osmanlı Balkanlar'da böyle tutunabilmiş. Osmanlı Bosna'da 1876'da çekildi ama 1900'lerin ortalarına kadar
Siz de biliyorsunuz. Tabii. Bosna'da Türkçe eser verilmeye devam edildi. Türkçe Alhamyado ile kitaplar yayınlanmaya, Türkçe kitaplar yayınlanmaya devam edildi. Değil mi? Yani Balkanları bir arada tutan Osmanlı askerle Balkanları bir arada tutmadı. Aynen öyle. Osmanlı edebiyatla, kültürle bu ortamı bir arada tuttu. Barış ortamını sağlayabildi. Yine edebiyatla bu barış ortamını sağlanabileceğine inanıyoruz inşallah. Bizim yazarlardan, bu bahsettiğimiz yazarlardan size en çok etkilenen hangisi? Benim kişisel anlamda en çok sevdiğim yazar Necati Birişimoviç. Elbette ki en çok etkilendiğim. Tabii yani İvo Andriç ve Meşe Selimoviç, özellikle Meşe Selimoviç Nobel almamış olsa da benim için Nobel almış kadar kıymetli bir yazar Meşe Selimoviç. Fakat tabii ki bunun yanında Cevat Karahasan'ı da açıkçası severek ben okuyorum. Yani çok, Boşnak çok edebiyatında. Yani o, ki niyetimiz şu. Biz Derviş Suşi işte var yani. O da. Evet, o da, yani o da şimdi yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii, İnşallah tabii. Oraya geleceğiz. İnşallah. Açıkçası buradan da şöyle, sizin çok sayıda Bosna'dan izleyeniniz var. Biz onu biliyoruz. Tabii tabii. Biz şu anda tabiri caizse Ketebe Yayın Evi olarak Türkçe tercümesinde tercüman yetiştiremiyoruz. 5-6 tane tercümanımız var. Buradan da söylemiş olalım. Yani kitap tercüme edebilecek ni düşünenler varsa Ketebe Yayın Evi ile irtibata geçebilirler. Biz bu sizin de bahsettiğiniz yazarların kitaplarını daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Türk okuyucusuyla buluşturmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun yani. Biz dualarımız projelerinizle. Bu vesileyle de herhalde olsun. Programın sonuna geldik. Yaklaşıyoruz. Evet. 6 dakikamız kaldı Viyana iftara kadar. Evet. Biz o vakite kadar programımız devam ediyoruz. Evet. Bir şarkı da sonunda yapacağız. Ben o zaman şimdiden hem Bosna'daki kardeşlerimizin, eyvallah, hem de Türkiye'deki kardeşlerimizin bayram şeriflerini tebrik, eyvallah, edeyim. Bayram, eyvallah, şerif mübarek olsun diyelim. Eyvallah. Bu vesileyle de size, eyvallah, de bu programa bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için, katıldığınız için şeref, estağfurullah, verdiniz. Estağfurullah. Eyvallah. Bizim için sizden razı olsun. Cümlemizde. Bir Türkçe şarkı bir bölümde, yani Boşnakça'da var yani. Buyurun. Onunla bu programın sonunda bitirelim. Eyvallah. Bismillah. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir, gül pembe, dereler seni çağırır, seni göz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadık gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Thank you.
göz yağmurlarıyla. Bir gün göçtüm gittim, inanamadım gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadık gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Gözlerinde son bir bulut gül pembe, hala hep seni arar, seni bekler. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun hocam. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonu geldi. Allah kabul etsin Viyana. Bitti, zamanınız geldi. Yarın tekrar inşallah beraberiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Eyvallah. Elmacık suyun katkılarıyla hazırlanan Eski Günlerdeki Gibi sona erdi.